İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Teke Tek'te... Pardon seyirciler. Ama belki izleyenler de vardır. Niye izliyorsun? Ama başka da. Ama ben, genellikle izleyiciler diyoruz. Anladım. Çünkü bizim programı izliyorlar. Evet. Ya inşallah abi. Hani belki bir seferliğine bir seyredecek bak. Olan vardır. Kendini dışlanmış hissetmesin. Peki çok değerli seyirciler ve izleyiciler. Evet. Oldu mu? Tamam. Bu konuda Celil'in hassasiyeti ortada. Çok değerli seyirciler ve izleyiciler. Teke Tek özelde biliyorsunuz yaz başında başladık. İlk çağdan başladık. Geç antikite, sonra orta çağ. Bilim ve felsefenin gelişimini konuşuyoruz. İkisi birbirine paralel gelişiyor. Arada da bunun siyasi tarihine de değiniyoruz. Dünyada o sırada neler olup ne bitiyor diye. İlber Hoca aramızda olduğu zaman biraz daha tarih tarafı ağır basıyor. İlber Hoca olmadığı zamanlarda bunun bilim ve felsefe tarafını ele alıyoruz. Çok değerli konuklarımızla. Bu konuklardan bir tanesi sizin tarafınızdan da çok değerli bulundu. Daha doğrusu takdir edildi. Öyle olduğunu zaten biz biliyorduk da sizlerin de bunu görmesi çok bizi mutlu etti. Profesör Ahmet Arslan hocamız. Onunla yaptığımız program gerçekten inanılmaz bir izlenme oranına ulaştı. YouTube'daki kayıtları da yine aynı derecede çok izleniyor. Bu akşam Orta Çağ'da bilim ve felsefeyi konuşacağız. Geçen hafta Orta Çağ tarihini konuşmuştuk. Ve konuğumuz bu akşam Celil Hoca ile beraber ağıracağımız konuğumuz Sayın Ahmet Arslan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizi kırmayıp geliyorsunuz İzmir'den buraya. Bize de güzel kitaplar da getirmişsiniz. Felsefeye giriş. Evet. O İslam felsefesi. Böyle bir göstereyim boyunu. Aristoteles'in metafiziği. Ya hocanın bundan başka kitapları da var bir da. Bir sürü. 50, yani onun İkra tarihinden falan bahsettiydik geçen sefer. Hocanın kitapları müthiş. Yani çok tavsiye ederim. Hakikaten milletimizin entelektüel yelpazesini çok açacak kitaplar bunlar. Fakat bakın felsefeye giriş Fatih. 24. baskı. Ve her baskı 5000 biliyorsun. Yani abi bu yani baskılıklardan değil. Bu beni milletim açısından da çok sevindiriyor. Çok sevindiriyor. Hakikaten yani bu kitap bu kadar satıyorsa ümit var. Türkiye için ümit görüyorum. Hakikaten çok hoşuma gitti. Türkiye yani. İçin burada ümitsiz olma. Türkiye için ümitli ol zaten. Evet, evet. Türkiye'deki mesele şu. Türkiye'de hak eden insanların hak ettiği yerlerde olmasıyla ilgili zaman zaman sorunlar oluyor. O sağlandığı zaman Türkiye'nin hiç de azımsanmayacak bir insan kaynağı olduğuna emin olabilirsin. Şimdi hatırlıyor musun? Bugün bu hafta telefonda konuştuk. Tayyip Bey'in üniversite konusu. Onu da dediğini biraz konuşalım. Bir kere Tayyip Bey'in yardımcı doçentlik hakkında söylediğine... Ben imza atarım. Ben deniz katılıyorum. %100 haklı. %100 haklı. Şimdi ben bak kardeşim olur. Bu yardımcı doçentlik hikayesi Amerikan sisteminde vardır. Garip bir şeydir. Lüzumda yoktur. %100 haklı. Bak ben kesinlikle. Geldim... Sen biliyor musun? Ben hiç yardımcı doçent olmadım. Biliyorum olmadım. Ben öğretim görevlisi... Sen doğdun profesör oldun zaten. Abi öğretim görevlisiydim. Sen profesör doğdun. Öğretim görevlisiydim. Hocam fakat ilginç olan öğretim görevlisiyim. Yeni kanuna göre işte belirli bir sayıda doktoranız dışında yayınınız varsa doçent olabiliyordunuz. Ben bunun farkında değilim. İşin kötüsü kürsü başkanım İhsan Hoca da farkında değil. Çünkü ikimizin de umurunda değil. Ben abi 5 sene bekledim iyi mi öğretim görevlisi olarak. İsteseydim yani bile bileydim ben hocam 28 yaşında doçent olabiliyordum. Ve dolayısıyla 33 yaşında profesör olabiliyordum. Ama kaçırmışız. Şimdi bak bu buna imkan sağlıyor. Bu bence çok aklı başında kaç, bir şey. Kaç yaşında profesör oldun? Ben 37 yaşında profesör oldum. Geçki de 4 sene. Şimdi Fatih'cim burada yalnız... Biraz önce sen bir laf ettin. Türkiye'de hak eden adamın hak ettiği yere gelmesi hikayesinde. Burada Tayyip Bey, üniversitelerin ve YÖK'ün omuzuna müthiş bir sorumluluk yükledi. O da şu, kalitenize sahip çıkın sorumluluğu. Bizim üniversitelerimizin bu hale gelmesinin baş sorumlusu, ben yani Ahmet Hoca'nın yanında konuşmayayım, o benden çok daha tecrübeli bu konuda, üniversitelerin kendileridir. Yalan mı hocam? Evet canım. Ben daha genel bir şey söyleyeceğim. Ben kendi tecrübelerim, hayatla ilgili tecrübelerim, en azından bu alanla ilgili tecrübem şöyledir. Türkiye'de hak eden bir insan hak ettiği yere gelir. Türkiye'de hak etmeyen bir insan da hak etmediği bir yere gelir. İşte mesele orada. Ben hiçbir yerde güçlük çekmedim. Ben de öyle. Ben de öyle. Bakın ben de öyle. Yani Türkiye'de o kadar itidal,
veya o kadar sağduyu kaybolmuş değildir. Aynen. Sorun Türkiye'de ikisi arasındaki ayrımın bir türlü yapılmaya cesaret edememesidir. Yani kimse hakkı olan bir şeyi esirgemez insanlardan. Ama bu arada da arada daha büyük bir çoğunluk hakkı olmadığı halde bir yerlere gelir. İşte ister bizim larclığımızdan olsun, ister bizim kolaycılığımızdan olsun, ister bizim merhametimiz hocam. Ben şunu duydum. Ya yazık işte, çoluğu çocuğu var, işte maaşa da ihtiyacı var. Ya şu işte bir profesör olsun da biraz maaşına ilave edeyim. Ben de çok duydum. Duymuşsunuz. Ben de çok duydum. Yani tabii madalyonun öbür tarafına bak. Bence ilk tarafına bakmak gerekir. Hani insanlar çoğu şöyle bir izlenim uyandırırlar. Ya bana çok haksızlık yapıldı. İşte ben çok engellendim. Hayır, olmuyor. Ben engellenmedim. Doğru, ben de engellendim. Bütün hocalarım bana yardımcı oldular. Doğru. Hiçbir yerde kimse bana engel olmadı. Ama başka bana benzeyen birçok insanın da dediğim gibi hak etmediği halde epey yerlere geldiğinde gördüm. Neresinden bakarsanız bu işe oradan bakın. Ben buradan bakıyorum. Hocam haklısınız. Ve bu hak etmeden bir yerlere gelen adamlar etraflarına zarar veriyorlar. Çünkü mesela ders vermeyi bilmiyorlar. Bir türlü adam gibi öğrenciye modern bilim ne zevkini ne bilgisini aşılayabiliyorlar. Dolayısıyla buralarda dikkat etmekle ben şöyle bir şey düşündüydüm Fatih yıllar önce. Bunu da o zamanki YÖK Başkanı Kemal Gürüz'e de söylediydim. Bakın dedim, jürilere dedim, Avrupa'da mesela Fransa'da ben kaç kere bir doktora jürisine gittim. Yabancı öğretim üyesi. Yabancı ama medeni memleketlerden yabancı öğretim üyesi lütfen seçilip gelsin. Bakın İngiltere'de external examiner denen dışarıdan gelen adam nihai söz hakkına sahiptir. Adam bu aday çaktı dedi mi bitti, o adam çakar. O üniversitenin hocaları istediği kadar yırtılsınlar. Bunlar... sen çok önemli bir hoca, çok önemli bir profesör senin alanında. Büyük tecrübesi olmasına rağmen jüri başkanı olan bir başka profesör tartıştığı ve alanda da ondan daha üstün olduğu halde verilmezken sen devreye girip verdirmedin profesörlüğünü. Evet. Evet. Şimdi arkadaşım bak... senin kimden bahsettiğini de söyleyelim. Fatih, daha sonra Fransız Milli Eğitim Bakanı olmuş olan benim sevgili arkadaşım şeyden bahsediyor. Claude Allègre'den bahsediyor. Claude Allègre münasebetsizlik etmeyi severdi jürilerde hocam. Öyle bir adama etmeye kalktı ki. Yani en sonunda isyan ettik dedik. Burada dur kardeşim dedik. Ama öğrencide, yani öğrenci değil, öğrencide Claude Allègre neredeyse aynı yaşta üstüne yürüyor. Sen ne diyorsun ya diye. Evet. Resmen böyle üstüne yürüdü hocam. Ve bu öğrenci dediğiniz adamdan ben bizim Antalya bölgesinin jeolojisini öğrendiydim kendim öğrenciyken. Ve orada dedim yani dedim beni buraya jüriye seçtiniz dedim. Ya dedim ben adayı imtihan edeceğim konuyu ben zaten adaydan öğrendiydim dedim. Jean Marcoux nur içinde yatsın. Yani bizim Türk jeologları çok yakından tanıdık. Affedersiniz, konumuz üniversite mi bugün? Hayır. Hayır hocam. Hayır. Hayır, sadece geçen gün Cerro Hoca ile telefonda konuştuk da bu Cumhurbaşkanı açıklamasıyla ben dedim ki ben çok katılıyorum dedim. Dedi ki ya ben de programda bundan bahsetmek isterim. Ben tabii hocayla aynı nedenle değil şimdi. Bana göre doçent, yani benim anladığım anlamda, ben üniversite sistemini falan filan bilmem Türkiye'de ne diye. Ama ben tarihsel sürece baktığın zaman doçent dediğiniz zaman, doçent şudur hocam bana göre. Öğretme yetkisine sahip olmuş kişi. Lenia venia legendi. Aynen. Venia legendi. Şimdi bu o bunun yardımcısı, anası, danası falan, yani az öğretme yetkisine sahip olan kişi, yani az gebelik gibi bir şey var. Ya öğretme yetkin vardır ya öğretme yetkin yoktur. Ya biliyorsundur ya bilmiyorsundur. Bu öğretir ama az öğretir. Böyle bir şey olmaz. Yardımcı hoca dedi öyle bir şey yani. Bu öğretir ama yandan öğretir gibi bir laf. Saçma sapan. Saçma sapan bir şey. Başka ülkede var mı? Bir Amerika'da. Bir Amerika'da var, evet. Ama Amerika'daki yardımcı doçent kadrolu değil, atılabiliyor. Doçent oldun mu atılamıyoruz. Neyse. Neyse. Evet hocam, bu akşam neden bahsedeceğiz? Orta Çağ'da. Konuyu siz seçmişsiniz. Evet. Şimdi kardeşim konuyu bu akşam Orta Çağ'ın fikri gelişmesinden bahsedeceğiz. Dışarıda konuşurken Ahmet hocama ben dedim ki, ben dedim hocam bu konuda çok az bilgi sahibi bir adamım. Ben dedim ya bu programa büyük ölçüde sizden öğrenmek için geldim dedim. Ahmet Hoca dedi ki Agustinus'tan dedi. Başlayalım mı? Dedi. Agustinus'tan bak çok önemli. Hakikaten çok çok önemli. Benim rolüm müsaade edersen Fatih'ciğim. Hoca anlatırken araya girip soru soracağım. Şahane. İyi değil mi? Ben gidebilir miyim?
Hayır. Sen de sorabilirsin abi. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi biraz geçen programda çağa başlamıştık inme geliyor. Hafif ucuna. Evet. Şimdi Roma'nın felsefeyle ilgisi yok. Roma'nın başka alanlarda parlak yanları var. Bunu da konuştuk yani. Evet. Mühendislikte, mimaride, hukukta. Evet. Roma hukukunda var ama yani Roma'nın ne bilimde ne felsefede herhangi bir önemi ve değeri yok. Roma döneminde gene felsefe bakımından önemli olan bir takım insanlar varsa onlar Yunanlılar. Mesela Plotinos. Evet. Mesela Plotinos Yunanlı, Romalı falan filan değil. Ha, Romalıların içerisinde bir iki imparator o, Marcus Aurelius. Fena değil o. O Stoacılığın evet. son dönemi. Seneca, evet, Seneca'dan ziyade ben Kero'yu severim. Evet, yani doğru. belki en çok Yunanlı'ya benzer işte diyalogları falan vardır. Felsefeyi iyi anlatır. Tatlı dillidir. Tatlı dillidir. Yani kitapları çok önemlidir onun. Onun dışında işte yani Roma'yı Roma yapan tabii bunlar değil. Tabii. Bilim hiç yok. Bilim hiç yok. Şimdi tabii Roma'dan Roma'nın ama burada çok da fazla günah yok biliyorsun hani özellikle şeyden itibaren 2. yüzyıldan itibaren Roma çok parlak bir durumda değil. Yani doğuda şeyler önce Partlar sonra Sasaniler tarafından sıkıştırılıyor. Kuzeyden de işte barbar kavimler denenler geliyorlar bunlar. Marcus Aurelius'un o filmlerinde falan özellikle o görüyoruz onu. Cermenlere karşı. Cermenlere karşı evet gladiatör falan gibi hatırlayın. Evet evet. Roma kısacası Konstantin bir karar veriyor, iyi bir karar veriyor. Anlıyor ki artık bu eski dünya ortadan kalkmak üzere Hristiyanlığı şey yapıyor. Bence o karar politik karardır. Tabii, kesinlikle. Yani tebaasını yeniden yeni bir kavram etrafında yeniden birleştirip acaba biraz daha bir nefes, bir soluk sağlayabilir miyiz ama o da işe yaramıyor. Ondan sonra Orta Çağ yani yeni Platonculuk diye bir hareketle biter. Fakat yeni Platonculuk Yunan felsefesi önce doğa felsefesi olarak başlar. Sonra insana döner. İşte konuşmuştuk geçen hafta. Kültür, toplum, ahlak, siyaset, din. Sofistler çok önemli insanlardır. 19. 18. yüzyıldaki aydınlanmacılara benzerler. Ama onlar hakkında pek fazla bilgimiz yok. Çünkü sağ olsun daha sonraki dönemde Platon'un etkisiyle, biraz daha Sofistlerin etkisiyle onlar epey gölgede bırakmışlardır. Sonra Helenistik dönem geldiği zaman işte site nizamı ortadan kalktıktan sonra da evvel de konuştuk. Bu sefer insanlar siyasetle, devletle ilgili güçleri ortadan kalktığı için bireysel hayata dönerler. Hmm. Roma dini de şey dini de Yunan çok tanrıcı da artık değerini kaybetmiş olduğu için bir nevi o stoacılık din ödevi görür. Ama çok şey değildir, fazla değildir. Ölçülüdür o. Evet. Yani esas itibariyle yoksa işte stoacı da olsun, epikürosçular olsun, bireysel ahlak, bireysel insan hocam mutluluğu. O zaman şöyle bir özetleyelim mi onu? Stoacılık nedir? Onu bir izleyici için kısaca bir... Ya stoacılık, tekrar ediyorum, bir taraftan felsefi bir sistemdir, bir taraftan da dini bir sistem değildir ama dini bir sisteme hazırlıktır. Mesela Hristiyanlığın hazırlamak konusunda stoacılığın çok önemli bir evrenselcilik. İnsan kavramı, insanlık kavramı, humanita, humanitas, stoacılıktan gelir. İşte Tanrı vardır ama o Tanrı öyle Yunan tanrıları gibi ahlak dışı işler yapmaz. Evrenin aklıdır, logosudur, pnomasıdır, nefesidir. Evrende bir inayet vardır, providans vardır. Yani akıl içkindir, dünyaya içkindir akıl. Ve hani görelim Tanrı neyler, görelim logos neyler, görelim bilmem ne eyler, ne yerse güzel eyler. Kadercilik vardır. Kadercilik, efendim, tevekkül, dindarlık, inayet, bir tür ruh ölümsüzlüğü de vardır. Yani bireysel ölümsüzlükten ziyade, işte insanlar tekrar öldükleri zaman evrensel akla karışırlar. Bu dini bir dini motiftir. Ha, bu arada ama tabii mistik şeyler de, kavramlar da işin içine karışır. Yani o teosofi, mistisizm vesaire vesaire. Fakat bunlar deyim yerindeyse ölçüsü iyidir bunların. Hı. Ama daha sonra Roma'dan sonra bu tamamen bir şeye dönüşür artık yani. Mistisizm yarı mi? Mistik,
yarı dini, yarı ne diyelim teosofik. Yani teosofik kelimesi şu, bir ilahi hikmet, ilahi bilgiye sahip olarak ruhun kurtuluşunu sağlamak. Burada bir saplama yapabilir miyim? Buyurun. Şu soruyu sorayım hocam. Şimdi Seller kitabında diyor ki bu eklektik felsefe diyor Stoa'dan sonra geldi. Bu eklektikçiler diyor işte en iyi bu, hem çeşitli ekollerden iyi bulduklarını toplayıp bir şeyler yapmaya çalıştılar. Fakat diyor ortada bir felsefi sistem yokken nasıl karar veriyorsun hangisi iyidir hangisi değildir? İlk defa diyor burada diyor düşünce dışında bir otoriteye ihtiyaç olduğu görülmeye başladı. İşte bu dediğiniz dünya dışı tanrısal düşünceler, güçler falan ufak ufak diyor orada iyice işin içine girmeye başladı diyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi tabii eklektik sistem derken neyi kastettiğinizi bilmiyorum. Tabii millet sıralarında bir eklektisizm moda. Evet, evet, evet. Ama o eklektizmin unsurları da birbiriyle imtizaç edebilir Yunan filozoflarıdır. Yani bir taraftan Platon'dur, bir taraftan yeni Pitagorasçılardır, bir taraftan Doğu dinleridir. Yani mazdeklik, manikeizm, güneş kültü vesairedir. O Hristiyanlık da o dinlerden birisidir. Anlatabildim mi? Yani öyle mesela Aristotelesçilik o eklektisizmin unsurlarından birisi değildir. Aristoteles çok daha sonra ön plana geçmeye başlar. Çünkü Aristoteles de o dönemin bu sözünü ettiğimiz ihtiyaçlarına cevap veren unsurlar yok. Aristoteles'te Tanrı var. Ama kendi kendini düşünen, hayır, kendi kendini düşünen bir düşünce çok şey bir Tanrı. Ne isterseniz mağrur, kibirli ve kendine dönük bir Tanrı. Ruh ölümsüz değil. Ruh ölümlü. Kurtuluş kavramı çok önemlidir. Milat sıralarında kurtuluş kavramı. Hristiyanlığın temel kavramı kurtuluştur. Kurtuluş. Bu çok önemli. Kurtuluş kavramıdır. Yunanlarda kurtuluş diye bir kavram yoktur Yunanlarda. Çünkü Yunanlar bu dünyada yaşarlar, bu dünyanın içinde kalırlar ve bu dünyanın içinde siyasetlerini, ahlaklarını, erdemlerini, her şeylerini bu dünyanın içerisinde üretirler ve türetirler. Tüketirlerdi. Efendim? Ve tüketirlerdi. Ve tüketirlerdi. Ama işte bu Hristiyanlığın başladığı döneme geldiğimiz zaman bu Orta Doğu dinlerinin, birçok dinlerinin, kurtuluşçu dinlerin hem Roma dünyasını işgal ettiğini görüyoruz, hem de felsefenin kendisini bunlardan etkilenerek, yani deyim yerindeyse felsefenin bir tür din kurtuluş öğretisi haline dönüştüğünü görüyoruz. Bir şey sorabilir miyim Sokrat hakkında? Buyurun. Biliyorsunuz Bertrand Russell diyor ki, Sokrat diyor, öldükten sonra tanrılar arasında rahat keyif süreceğine inanmasaydı da bu kadar cesur olabilir miydi diyor. Bu başka dünyacılık Sokrat'la başlıyor sanki Yunanlılar. Var. Şimdi tabii başka dünyacılık veya ruhun ölümden sonra yaşayacağı fikri şeyde de var. Efendim Homeros'tan itibaren tabii, tabii. Var. Ama Sokrat'ta bu tek tanrılılarınkine çok benzer bir hal alıyor. Alıyor tabii. Büyük bir ihtimalle de doğudan etkilenmiş. Yok zannetmiyorum. Değil mi? Yok yok zannetmiyorum mu? Şimdi Platon'un zaten bütün şeyi o değil mi? Evet. Platon'un temel iddiası o. Ruh ölümsüzdür. Doğası gereği ölümsüzdür. Tanrı vardır ve Tanrı her şeyin ölçüsüdür. Anlatabildim mi? Evet. Tabii Sokrat'ın dindar bir yanı var. Var. Ama evet. Yunanlı yanı dindar bir yanından daha önemlidir. Aynı şey Platon için de söylüyor. Hayır, yavaş yavaş Doğu dinleri, evet. Doğu İşin dinlerinin temel ne diyelim ereği, temel amacı, temel kurtuluş öğretisi ön plana geçiyor. Ya Doğu dinleri değil, Hristiyanlık. En iyi örnek Hristiyanlıktır. Yani öbürleri Hristiyanlığın deyim yerinde ise daha az derin olan, daha ritüel olan, daha tiyatrovari temsilcilerdir. Peki Yahudiliğin bir etkisi yok mu? Ha, Yahudinin ne de etkisi yok mu? Yani bu gelişmede etkisi evet. Yok mu? Yahudinin bu gelişmede etkisi yok ama Yahudiliğin Hristiyanlığı tabii hazırlamada etkisi var. Yahudilik üzerinde de tam tersi felsefenin etkisi var. Milattan evvel 3. yüzyıldan itibaren o Yahudilik bir teoloji haline dönüşebiliyor. Teoloji haline dönüşüyor. Yani felsefileşiyor. İsa Allah'tan ki buna hiçbirisine etkilenmemiş. Etkilenmiş olsaydı çünkü sağlayamazdı. Önemli bir şey sağlayamazdı. Şimdi Hristiyanlık ne diyor? Şimdi çok basit bir şey söyleyelim. Şimdi Hristiyanlık ben Hristiyan falan olduğum için değil. Ama anlamanız lazım bunu. Bunu anlamamız lazım ki şeyi anlayalım.
Orta Çağ'da nereye gidiyoruz? Ha nereye doğru gidiyoruz? Şimdi Hristiyanlık şunu diyor. İsa bir tek şey söylüyor. İki şey söylemiyor. Ben Tanrı'nın oğluyum. Bana inanın. Kurtulursunuz. Selamete erersiniz. Ölümsüzlüğü elde edersiniz. Ölümü yenersiniz. Tanrı babamızın yanına gideriz, yaşarız. Peki hukuk diyorsun bu dünyada, ben bilmem, onları anlaman diyor. Anlatabildim mi? E, siyaset, yönetim, onu da anlaman diyor. İşte ne derler biliyorsunuz o meşhur lafı. Sezar'ın hakkını Sezar'a verin. Efendim Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin. Evet. Şimdi İsa'ya gelinceye kadar bakın ruh kavramı yok şeyde. O toplumda. Hocam öyle şey olur mu? İşte Platon bahsediyor, Sokrates bahsediyor. Ama onların bahsettiği ruhun temel özelliği akıldır. Doğru. Ruh akıl demek değildir. İsa ilk defa gelerek şunu diyor. Aklı, bilgiyi, kanıtı falan bırakın bir tarafa. Bununla kurtulamazsınız. Bir tek şeyle kurtulacaksınız. Bana bütün kalbinizle, bütün ruhunuzla inanarak kurtulacaksınız. Şimdi bu çok önemli bir şey. Evet. Yani ilk defa olarak iman kavramı, ilk defa olarak iman kavramı tarihte orada ortaya çıkıyor. İnanmak. Şimdi Augustinus'a geçeceğiz ya. Evet. Şimdi mesela Augustinus'ta da temel kavram bu. İman kurtarır. İman kurtarır. Sadece iman kurtarır. Fakat tabii imanın bir değer ifade edebilmesi için ikinci bir kavramı getireceğim şimdi. Özgürlüğün olması gerekiyor. Yunan filozoflarında özgürlük de yoktur. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Neden? Akıllı adam özgür olamaz. Yani Yunan filozofları bizim Celal Bey'e benzer. Ne demek istedim ona değil mi? Ya, akıllı adam özgür olur mu? Akıllı adam akla uyar. Akıllı adam akla uyar. Akla uyan adam da özgür olur mu? Anlatabildim mi? Yani demek ki insan ruhunun temel özelliği Yunanlı için akıllı olmak, aklın da temel özelliği ne diyelim? Akla uygun davranışlarda bulunmak. İsa öyle demiyor. İsa diyor ki aklın temel özelliği seçmedir. İnsan ruhtur ve ruhun temel özelliği iradedir. İrade bakın irade akıl değildir. İrade akıl değildir. Fakat gerçekten seçmen için, gerçekten istemen için, bu isteğin halis olması, saf olması için nereden kaynaklanması lazım? Özgürlükten. Yani görünmekle olmaz. Görünmekle olmaz. Daha yeni ki seyrettim. Yani Aman Tanrı diye film var. Biliyorsunuz değil mi? İzlemedim hocam. Ya şeyin o bir komik bir adam vardır. Aman Tanrım. Morgan Freeman da oynuyor. Hatta Tanrı oynuyor. Evet. Tanrı oynuyor. Evet. Tamam. Evet. Ne diyor adama? O artiste, başroldeki artiste diyor ki sana iki şey yasak. Bir, Tanrı olduğunu söyleyemezsin. Çünkü Tanrı olduğunu söylediğin zaman başına neler geleceğini tahmin bile edemezsin. O çok hoş. İki, özgür iradeye müdahale edemezsin. Anlatabildim mi? Bakın özgür iradeye müdahale edemezsin. Çünkü irade doğası gereği özgürdür ve müdahale edilemez. Müdahale edilemez. Yani eyleme müdahale edersin. Senin zorla, zorbalıkla, döverek, tehdit ederek istediğim bir davranmanı sağlayabilirim. Ama bütün bunları yaparken o yaptığın şeyler hakkındaki fikrime gidemezsin. Düşüncene, iradene, düşüncelerine müdahale edemem. Evet. Hristiyanlığın çok temel inançlarından biri. İşte onu anlatmaya çalışıyorum evet. size. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu çok önemli. Şimdi demek ki aklın yerine irade. Belirlenme yerine akıl tarafından özgürlük. Eylem yerine, pratik yerine, yasa yerine, hukuk yerine şey, efendime söyleyelim, inanma. İman. İnanma. İnanç. O kimin lafıdır hocam? Çok zırva olduğu için daha çok inanıyor. Tertullianus. Tertullianus değil mi? Orta çağda tabii bu şimdi geldik bir mesele. Din felsefe ilişkileri meselesine. Evet. Şimdi bir tarafta Yunan var. Yunan filozofu, Yunan siyaseti, Yunan aklı, Yunan doğası, Yunan bilimi bunlar var. Bir taraftan da bir İsa geliyor. Diyor ki bütün bunlar hiçbir önemi yok. Bunlar sizi kurtarmaz.
Bilmem anlatabildim mi? İki tane hakikaten birbirine zıt şey. Şimdi ortaçağ Hristiyan felsefesini özetleyeceğim size. Şöyle özetliyorum. Bu iki mesele arasında bilgi mi, irade mi? Bilim mi, iman mı? Felsefe mi, inanmak mı arasında gider gelir. Şimdi burada üç pozisyon vardır. Mümkün olan üç pozisyon vardır. İradenin veya imanın gerektirdiği, yani İsa'nın söylediği şeyle, yani Hristiyan'ın söylediği şeyle, Yunanlı'nın, Aristoteles'in söylediği şeyler birbirine tamamen zıttır. Öyle değil mi? Böyle olabilir. Yani mantıksal olarak düşünün. Şimdi bu pozisyon uzun, fazla erimi olan bir pozisyon değil. Devam ettiremezsiniz bunu. Yani insana uygun bir pozisyon değildir bu. İkinci pozisyon şu olabilir. İkisi birbirine tam olarak uyar. İsa'nın söylediğiyle Aristoteles'in söylediği, mahsus söylüyorum bu şekilde, her konuda birbirine uyar. Bunu da devam ettiremezsiniz. O zaman insanlar sana şunu sorarlar. Ne farkı var? Ne farkı var? Niye var? Niye var? Niye var? Anlatabildim mi? Şimdi onu sorar, sen Paul sorar. Eğerdir bizi Platon ve Aristoteles kurtarsaydı, kurtarabilseydi. Peki İsa niye öldü? Bakın bu cümle çok önemli. Niye geldi? O zaman onun varlık nedeni ne? Demek ki İsa'nın varlık nedeni onların sana veremeyeceği, onun da elde edemeyeceğin bir yolculuğa seni bir noktaya götürmesidir. Dolayısıyla bu ikisi birbirine aynıdır. Şimdi İslam filozoflarının problemi şudur. Hemen geldik, bakın konuya hemen geldik. Ona biraz sonra gelelim mi hocam? Peki ama pozisyonu şey yapayım. Tamam. Bak pozisyon şu. İslam filozofu şöyledir. İkisi bir ve aynı hakikati, bir ve aynı amacı şey yapar, söyleyin, izler. Derler, Gazali soracak, akıllı adam. O zaman arada ne fark var der. Ama felsefe bunu bilimsel olarak, akılsal olarak, havasa, entelektüel insana hitap edecek şekilde yapar. Din bunu sokaktaki insana şiirsel bir dille, benzetmeyle, darb-ı meselle, şiirle ifade ederdir. Bunu kusura bakmayın, kimse yemez. Bunu kimse yemez. Peki, bir kısa üçüncü pozisyon, bak. Bitti. Üçüncü pozisyon. Kusura bakma, ben hocalım tuttu. Yaşayın hocam, devam. Devam. Hayır, üçüncü pozisyon da şu, hemen söyleyeyim. Üçüncü pozisyon. Felsefe ve din iki ayrı ihtiyaca cevap verir. Biraz evvel zaten onun hazırlığını yaptık. Felsefe insanın ruhsal, iradi, özgürlük veya özlemci yanına cevap verir. Manevi yanına cevap verir. Din. Din. Felsefe dediniz. Din. Felsefe insanın dünyevi, bilgisel, doğal, hukuksal akli yanına cevap verir. Yani bunlar deyim yerindeyse bir total insanın farklı ihtiyaçlarını karşılar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence doğrudur. Yani bence de böyledir. Peki hocam, bir kısa ara verin, devam edeceğiz. Peki. Efendim, reklam arasında maillere baktım da size sualler var. Size sualler Güney Amerika'daki depremlerle ilgili. Evet. Peruşili. Evet. Hendeyin içerisinde. Ben fay çözümüne bakmadım ama bindirme türü olduğunu tahmin ettiğim bir 7,3'lük bir deprem oldu. Normal bu. Andlar büyüyor. Büyüyor. Evet. Yükseliyor. Evet. Yani diyecek başka bir şey yok. Ve bunlar devam edecek, hep olacak. Ha, tabii canım yani. Değil mi? Koskoca bir dalma batmaz onu var orada. Yani biliyorsun orada 9,5'a kadar evet, çıkabiliyor. Evet. Yani Şili depremi 1960'takini hatırla. Evet. 9,2 mi? Sen yok, 9,4 o. 9,2 dedi Alaska. Peki hocam, size soru şu. Yücel Sivri Bey Berlin'den yazmış, kendisi Anakoda akademisyen, diyor ki Ahmet Bey Augustinus öncesi Roma felsefesini Marcus Aurelius'un katkısı dışında yok saydı. Peki Titus Lucretius, Gaius Musonius Rufus, Marcus Tullius Cicero, Lucius Annius Seneca, Madurensis ve Quintus Septimus Florens gibi Latin, Tertullianus gibi Latin düşünürlere haksızlık yapmış olmuyorum. Biraz yapmış oluyorum. Haklı. Biraz haksızlık yapmış oluyorum. Ama şeyi söyledim. Cicero'yu söyledim. Evet. Efendim, Lucretius doğru söylüyor. Haklı arkadaş. Ama kusura bakmasın yani. Lucretius Epikuros'un veya Demokritos'un tekrarı. Güzel bir
şey, şiir diliyle Roma dünyasına onu tanıtmak bakımından hizmet etmesi var. Ama orijinal hiçbir tarafı yok Lucretius'un. Bir iki konu var. Özgürlükle ilgili onun bir açıklaması var. Ondan sonra ne dedi arkadaş? Bir iki isim daha. Ha, Seneca. Seneca'dan bahset. Seneca, kusura bakmasın yani. Seneca iyi bir hatiptir, iyi bir dava vekili falandır ama kusura bakmasın ben onu pek felsefeci olarak görmem. Artık onları felsefeci olarak görürsem, oralara kadar gidersem fazla hoşgörülü davranmış olurum. Tertullianus diyor bir de. Ha, Tertullianus. Ondan bahsederiz. Tertullianus'u da felsefeci olarak kabul etmiyorum. Ya ben de kusura bakmasın. Yani kusura bakmasın. Tertullianus kilise babası. İşte evet. Şeyin söylediği, Celal Bey'in söylediği o cümle. İnanıyorum çünkü saçmadır. Şimdi inanıyorum çünkü saçma derin bir laftır. Buradaki saçma bizim günlük hayatımızı anladığımızdan saçma değil. Bir şey değildir. Buradaki saçma işte insan aklının kabul edemeyeceği bir şeydir İsa. Çünkü İsa üçlemeden bahsediyoruz. Hem Tanrı'dır, hem insandır, hem Tanrı'nın oğludur, hem efendime söyleyelim işte Ruhul Kudüs'tür. Ama böyle şey olur mu canım? Böyle şey olur mu? Bu insanın mantığına, Yunan'ın aklına falan uyan bir şey değildir der. Ama arkasından da tabii bunu niye söylediğini anlarız. Yani ama İsa zaten insanla Tanrı arasında arabuluculuk yapma fonksiyonuna sahip olan bir varlık olduğu için hem tanrısal bir özelliğe hem insani bir özelliğe sahip olmak durumunda olan bir iştir. Doğrusu İsa'nın da büyüklüğü oradan gelir. Ama bu yüzden Hristiyanlıkta onu herhalde konuşacağız. Çok patırtı çıkmıştır. Ya çıkar tabii. Aryanlar, Nesturiler, Monofisitler bir felaket ya. Birbirlerini yemişlerdir. Ama şöyle düşünün, yani. Şöyle düşünün. Eğer Tanrı İsa'yla, oğluyla Tanrı insanlaşmamış olsa insanın durumundan, kondisyonundan, halinden, trajedisinden anlayamaz. Eğer insan İsa aracılığıyla, İsa'nın arabulucuyla, vasıtasıyla veya şefaatiyle Tanrı'ya olan inancını devam ettiriyor, kurtuluşa erişemez o zaman da. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Yani İsa'nın o pozisyonu çok önemli. Ne bakımdan önemli? Tabi felsefi bakımdan önemli değil. Tabii. Ama eğer bir... İnananı açısından. Hayır, bir de dinin kendi mantığı açısından önemli. Evet, doğru. Dinin kendi işlevi, anlamı, mantığı, sağladığı şeyler bakımdan önemli. Ama tabii tartışma olmuştur. Yani Tertullianus'u ben doğrusu pek filozof olarak de, kabul etmem. Ama vereceğim taviz de bu kadar. Bundan daha fazlasını beklemesin yani. Ya ne istiyor artık yani? Güzel. Ne istiyor yani? Peki bir de şöyle bir eleştiri de var. Diyor ki bazı izleyiciler ya sadece Batı'dan bahsediyorsunuz. Daha bahsedeceğiz. Dur daha gelmedik. Gelmemişiz. Daha gelmedik ya. Batı'dan bahsediyoruz. Daha Müslümanlık çıkmadı ortaya abi. Evet. Müslümanlarda çok benim de sorunum var. Evet. Evet hocam devam edelim. Evet. Şimdi geldik Orta Çağ'da demek ki bu şey çıktı. İsa çıktı, mesaj çıktı. Kilise babaları çıkar ortaya. Kilise babaları bu problemi işte şu biraz evvel sözünü ettiğim problemi yani Hristiyanlıkla Yunan felsefesi, imanla, kurtuluşla, akıl, bilgi arasındaki ilişkileri sürekli olarak tartışırlar. Üç pozisyon. Bu üç pozisyondan birinci pozisyon gördünüz. İnanıyorum ki üçü saçmadır. Yani bu şey demektir. Yunan bilgeliğinin bizim için hiçbir değeri yoktur. O Yunan bilgeliği eğer bir işe yaramış olsaydı kendilerini kurtarırdı. Yunan bilgeliği kimseyi kurtarmaz. Çünkü hedeflenen şey bu dünyanın krallığı değil. Hedeflenen şey ölümsüzlük ve ölümün yenilmesi değil Yunan bilgeliğinde. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla ikinci görüş İlk yani Yunan filozofları biraz daha şeydirler. Hristiyanlığa daha ön plana alırlar. Haklıdırlar tabii. Sormasın. Ama mesela şeyden itibaren, Origenes'ten itibaren Mısır'da İskenderiye'de ikinci yolculuğundan itibaren hele şeyden itibaren efendime söyleyelim. Augustinus'tan itibaren denge şöyle kurulur. Biri saçma olduğu için inanıyorum ha. Augustinus'un sözü şudur. Anlamak için inanıyorum. Hatta biraz da ileri götüreyim, o daha derin. Anlayabileceğime inanıyorum. Şimdi yine başka bir şey söyleyelim. Hristiyanlıkla ilgili. Hristiyanlıkta Tanrı, Müslümanlıkta olduğu gibi bir gayip değildir. Gayip demek biliyorsunuz. Aslında kayıp, görülmeyen, esrarengiz, sır, misteriyöz, hatta var olmayan demek.
kelime anlamında söylüyorum. Kayıp yanı. O manada. Evet. Hristiyanlıkta Tanrı böyle bir şey değildir. Hristiyanlıkta Tanrı kendisini insana açar. Açar ama düzgün bir şekilde açar, eksik bir şekilde açar. Bakın, düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde açar, revele eder Fransızların söylediği gibi, ama eksik bir şekilde açar. Öte yandan insana da kendisini arayıp da bulabilmesi için gerekli bağışta, lütufta bulunur. Gras, meşhur gras kavramı. Dolayısıyla Hristiyanlıkta teolojinin bir anlamı vardır. Yani teolojinin görevi Tanrı'nın o eksik olarak açtığı ama doğru ipuçlarını açtığı, ipuçlarını verdiği o Tanrı'yı zenginliğinde, derinliğinde keşfetmektir. Teoloji budur. Ve bütün ortaçağ boyunda Hristiyanlık için teoloji felsefedir. Ve felsefe Yunan felsefesi, bunun hizmetçisidir. Malzemesini verir. Müslümanlıkta Tanrı gayiptir. Yani açmaz kendini. O kendi tanrısal sırrı içerisinde bulunur. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla o emirlerini gönderir. O emirlerine uygun olarak davranmanızı ister. Yani kendisine, tekrar ediyorum, o sırrını açmak durumunda olmadığı için olduğu gibi inanmak zorundasınız. Şehadet. Kelime-i şehadet etmek zorundasınız. Peki hocam. Buradaki... Yani buradan şunu cevap edeceğim. Burada felsefenin yolu o kadar açık değildi. Felsefe yapamazsınız burada. Peki, buradaki neden şu olabilir mi? İki farklı kitap var işte. Hristiyanlıkta bahsettiniz, Müslümanlıkta bahsettiniz. Çok güzel. Hristiyanın kitabını insanlar yazmış. Çok güzel. Diğeri ise Tanrı'dan gelen bir kitap. Çok güzel. İnsanlar yazdığı için bu dediğiniz şekilde olmuş olma ihtimali daha kuvvetli. Sen çok iyi bir Müslüman teologu olurdun. Müslüman ile ayaksız. Çok doğru söylüyorsun. Ama çok iyi. Şimdi İncil'in dili biliyorsunuz neye benzer? Şeye benzer. Mecazi bir dildir. Tabi meselelerle konuşur. Sen o meselelerin, ama mesel yanlış değildir. Mesel yanıltmaz insanı. Ama meselenin anlamını bilemezsin sen. Nitekim İsa'nın kendisinin etrafındaki havariler bile zaman zaman yahu üstad ne dedi bununla der. Anlatabildim mi? Demek ki insanı bu meselelerin gerçek anlamını anlamaya doğru itici bir yanı vardır. Ama Kur'an'ın kitabı Tanrı'nın dilidir. E Tanrı'nın dili? Doğrudur. Hayır, anlaşılamaz. Anlaşılamaz. Anlatabildim mi ne demek? Tanrı'nın dili anlaşılamaz. Yani Tanrı, tekrar ediyorum, o ezeli, ebedi, sırrı içerisinde, anlaşılmazlığı içerisinde sadece inanılması, itaat edilmesi gereken bir şey olarak orada durur. Bilmem anlatabildim mi? Onun için İslam'da teoloji bu değildir. İslam'da teolojinin orada olduğu gibi eksik ama doğru. O sırrı ama kendini açtığı ve onun lütfuyla, onun yardımıyla derinliğine varıp da kavramak imkanı yoktur. İslam'da şudur. Hemen söyleyeyim size. Kelamcıların işi şudur. Kelamın işi felsefe şeyi dini rasyonelleştirmek değildir. Doğmaları rasyonelleştirmek değildir. Dine karşı ileri sürülebilecek kimler tarafından? Müslüman olmayanlar. Kimler tarafından? Şeyciler. Söyleyin. Mazdeistler. Zerdüşçüler. Filozoflar. Tarafından ileri sürülen saldırıları karşılamak. Yani İslam'da kelam diyalektiktir. Diyalektiği anladınız mı? Polemiktir. Kendine de böyle bir bunu ben söylemiyorum. İbn Haldun söylüyor. Yani Müslüman dünyasını yetiştirmiş oldu. Bence en akıllı adam söylüyor. Bence en akıllı. Diyalektiktir diyor. Oysa ki şeyde Hristiyanlıkta teoloji diyalektik değildir. Teoloji felsefeden de daha yukarıda olan bir apodiktiktir. Şeyi ifade edersem eğer, Aristotelesçi terimlerle ifade edersem. Ama bunun nedeni dediğin gibi senin, birisinde ona izin veren bir dil var, öbüründe ona izin veren bir dil yok. Çünkü orada Tanrı konuşuyor. Anlatabildim mi? Bu güzel. Böylece Augustinus'a gelir. Augustinus, tabii bu biraz evvel iman üzerine benim söylediklerimi, bunlar zaten ben Augustinus'tan öğreniyorum. Augustinus, imanla ilgili inanılmaz tahliller, inanılmaz derinleştirmeler,
imanla bilgi, imanla akıl, imanla bilim, imanla bilim irade arasındaki ilişkileri inceler. Onun için Hristiyan teolojisinin... Bir de nerede incelediğini söyleyelim. De Civitate Dei de mi? Evet, evet. Yoksa da konfesyonda mı? Konfesyonda da inceler. Konfesyon daha enteresan. Evet. Yani öbürsünde... Onu söyleyelim. Evet. Yani konfesyon itiraflar kitabı onun şeyidir, eksperyansını, evet, eksistansiyelle eksperyansını, evet, ifade eden bir kitaptır. O Tanrı Devleti de, efendime söyleyelim, başka bir şeydir. Ona girmeyeyim. Başka kitaplar da vardır. Ben İlk Çağ Felsefe Tarihi'nin 5. cildinde yaklaşık Augustinus'a 200 sayfa ayırdım. Yaklaşık 200 sayfa ayırdım. Anlatabildim mi? Yani çok büyük bir teologdur şey Augustinus. Aynı zamanda filozof değil mi? Filozoftur tabii yani. Teolojinin felsefi olduğu ölçüde. Ondan sonra şey kapanır. Roma'da kapanır, İlk Çağ Felsefesi'de kapanır ve artık sahne bizim tarafa doğru dönmeye başlar. Bizim tarafa devam edeceksek, şimdi bizim dünyada olup bitenlerden bahsedelim. Bizim dünyada... bizim dünyadayken doğuyu kastedelim. Yani İstanbul hocam oraya kastedelim. Gelmeden yeni, evet, Platonculardan hiç bahsetsek olur mu? Yeni Platoncular... Bu çok biraz... önemli çünkü. Biraz Hristiyanlığa bunlar malzeme sağlıyorlar. Evet. Yani şey, o bakımdan çok önemli. Yeni Platoncu. Ama şöyle, evet, yeni Platoncu'yu biraz konuştuk. Bir, eklektik. Evet. İki, esas meseleleri Yunan şeyi içinde, kavramları Yunan felsefesinin dili içerisinde Hristiyanlığa benzer bir şeyi kurtuluşu sağlamak. Ama bak Yunan felsefesine. Evet. Yani bu şey demek. Bir tanrı vardır. O tanrıdan evren südur eder. O tanrıdan ilk südur eden şey akıllar dünyasıdır. İkinci südur eden plan ruh dünyasıdır. Üçüncü südur eden veya etmeyen, üçüncü ipostaz olan şey, dördüncü ipostaz şey dünyadır. Yani dünya tanrıdan eşyaya doğru, bizim tanıdığımız dünyaya doğru bir akıştır dünya tanrıdan. Bir de buradan yukarıya yükseliştir. Şimdi tabii buradan, bu dünyada tanrısallık vardır. Çünkü Timaios'un, Parmenides'in, o Platon'un bu dünya güzelliğini Parmenides'in söylediği ve Platon'un söylediği gibi akla borçludur kısmı vardır. Ama amaç şu, biz aklı da aşarak bire, Tanrı'ya nasıl bir yolla erişiyoruz? İşte o çok önemli. İşte aklı aşan bir yolla. Aklı aşan bir yolla. Çünkü akıl tanrısallığın kendisini gene tanrısal bir düzeyde ortaya koyduğu ilk aşamadır. Ama tanrısallık değildir. Tanrı'nın deyim yerindeyse sıfatlardan birisi akıldır. Ama Tanrı o sıfatına indirgenemez. Bilmem anlatabildim mi? Peki Tanrı nedir? Tanrı'yı bilemeyiz. Peki ne yaparız? Tanrı'yı erişiriz. Eksperyansiyel olarak. Bilmem anlatabildim mi? Onun için de yok oluruz. Tecrübe ederiz. İslam mistiklerine buradan etki ediyor. Ben şunu... iki şeyden. Bir, evren Tanrı'nın bir tezahürüdür. Evet. İki, Tanrı'ya akıl üstü bir yolla, aklı aşan bir yolla ama akla ters düşmeyen bir yolla erişmek mümkündür. Ben şunun için sordum. Mesela bu yeni Platonculardan Porfirius gibi bir adam Hristiyanlarla dalga geçiyor. Geçer. Yani bu çok çok mühim. Yani Hristiyanlık yeni Platoncuları temel almaya ama çalışıyor. Ama sana söyledim bak. Ama Porfirius gibi bir adam ya bunların yaptığı zırvalık diyor. Evet evet. Abi, evet. Tabii ki. Neden? Adamlar Yunan akılcılığının kavramlarını veya perspektifini veya taleplerinden vazgeçmeksizin, bravo, ruhu kurtarmaya çalışıyorlar. Çok önemli bir fark. Ruhu kurtarmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir fark. Bilmem anlatabildim mi? İşte biraz evvel söylediğim şey. Evet. Şimdi önemli. Daha evvel kimsenin ruhu kurtarmak diye bir derdi yok. Şimdi ruhu kurtarmaya çalışıyorlar. İşte ruhu kurtarmaya çalışıyorsanız gidin İsa'ya inanın. Olmaz diyorlar. Yani bu yolla olmaz. Biz bu yola alışık değiliz. Ve bu yol bizi tatmin etmiyor. Peki ne yapacağız gene? Eski Yunan felsefesinin birikimi, başarısı, dili, kavramlarıyla kurtaracağız. İslam dünyasına etki etmiştir. Evet. İslam dünyasına etki etmiştir. Augustinus'a etki etmiştir. Yani Augustinus da Plotinosçudur. Evet, tabii. Platon'u bilmez.
Ama Aristoteles de bilmez, Platonus bilmez. Ama tabii Hristiyanlığın getirmiş olduğu, biraz evvel söylediğim çok farklı perspektif var ya. O farklı perspektif bambaşka bir şeye dönüştürmüştür tabii Augustinus'ta. Biz yani İslami tarafta Razi gibi adamlar var. Ne kadar rasyonel adam ya. 9. yüzyıldaki Ebu Bekir Razi'den bahsediyoruz. Evet, müthiş evet. bir herif ya. Evet. İnanılmaz bir adam. Evet. Yani o ama dedi, Tanrı'ya inanırım ama oradan ileri gitmem. Ama sevgili hocam işte yani Razi iyi bir adamdır, büyük bir şeydir. Tabiptir. Bir doğayı çok sever ama Razi gibi adamlar din anlamazlar. Bence İslam filozofları hiçbirisi dini anlamıyor. Çok enteresan bu. Ya bakın bu çok ilginç bir laf. Buradan alalım, buradan devam edelim. Bak ben size dini anlatıyorum biraz. Evet, evet, evet. Ben size dini anlatıyorum. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Dini anlamıyor o. Evet. Dini şey olarak görüyor. Felsefi bir dilin aşağı halka uyarlanmış ifadesi olarak görüyor. Ama din bu değil ki. Evet. Bu cümleleri biliyor musun sen? 1870'de geliyor Cemalettin Efkani. Evet, evet. Bu lafları söylüyor. Nübüvvet sanattır diyor, sen misin diye. Sen kovuyorlar onu. Evet. Üniversite kapanıyor o yüzden. Üniversiteyi kapatıyor bizim kapatıyorlar o yüzden. Evet. Şimdi İslam filozofları büyük adamlardır. Çok. Ama benim kanaatime göre gene dini anlamamışlardır. Bu çok ilginç bir yaklaşım. Yani benim hiç aklıma gelmeyen bir yaklaşım. Evet, biliyorum. Sizinki. Senin tipine uygun değil. Değil hocam, değil. Senin için ya bilim var evet. ya da başka bir şey yok. Yok, doğru, doğru. Yine bir durmam gerekiyor. Vallahi. Uygun. Bir şey problem yok yani. Sonra geldiğimiz yerde bir nefes alalım. Evet, durduk yani. Bir duralım. Evet. Ne kadar çabuk yani geçiyor. İslam'a çünkü geçeceğiz. Hocam öyle güzel anlatıyor ki. Ya çok güzel anlatıyor ama bu kadar olur. Yalnız güzel anlatmıyor abi. Orijinal laflar ediyor. Ya o ben hiç duymadığım laflar duyuyorum. O çok hoşuma gidiyor benim. Birazdan devam edeceğiz. Ya diyorum ya ben buraya bir bedava öğrenmeye geliyorum. Evet hocam, yine ben lafınızı kesmek zorunda kaldım, kusura bakmayın. Estağfurullah, bence uygundu. Yani uygun bir zamanda durduk. Sizin bir es verdiğiniz anda hemen kesin. Hayır, bir de İslam'a artık yavaş yavaş geldik. Biz geçelim. Yani. Evet. Biraz İslam'dan bahsedelim. Yani orta çağ artık, önce bir terminoloji meselesi yapalım. Şimdi tabii Batı için orta çağ, İslam için orta çağ değil. Değil. Gayet açık. İslam'a en parlak devri. Açıkçası en azından... Yani 11-12. Yüzyıla kadar geçen dönem harika. Muhteşem bir dönem. Özellikle 11-12. Yüzyıl her bakımdan muhteşem bir dönem. İki, yani bu telgraf üslubuyla ana tespitler. İki, bu İslam dünyasında felsefenin 9. yüzyıldan itibaren ortaya çıktığını görüyoruz. O çok ciddi bir mesele. Yani niye felsefeye ihtiyaç duydular? Evet. Yani bu enteresan bir ama bu soru cevaplandırılmamış bir şey. Yani Yunanların felsefeye niye ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Yunanlar elinde felsefeden başka bir şey yok. Anlatabildim mi? Yani Yunanlılar tabir caizse zavallılar, kitapları yok, peygamberleri yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şeyler olmayınca ister istemez sahip oldukları bir takım yeteneklerini işletmek akıl. Suretiyle akıl ve gözlem ve deney kendi hayatlarını yönetmek, idare etmek, hukuk yapmak, siyaset yapmak, site kurmak ihtiyacını duymuşlar. Ama Müslümanlık öyle bir şey değil. Hmm. Müslümanlıkta bir kitap var, bir peygamber var. Tanrı'nın şeyine mazhar, özel ilgisine mazhar. Bir hukuk getirilmiş, kendi ahlak var. Hmm. İçeride bir ahlak var. Şimdi bir şey kuruluyor tabii. Yani bir toplum kuruldu. Yani şeylere geçiyorum hemen o ilk olayları. Şimdi 8. yüzyıla geldiğimiz zaman özellikle bu Abbasiler dönemiyle birlikte bu. Ama Şam'da Emeviler dönemin sonuna doğru da yavaş yavaş var. Bir şeyler başlıyor. Ne? Yunan dünyasını yavaş yavaş tanımaya başlıyorlar. Tercümeler başlıyor. İşte Yunan'ı tanıtmaya başlıyorlar. Çünkü neyle tanıyorlar? Orası kültürel bakımdan çok ileri bir yer. Orada şeyin yanında danışman Şamlı Yuhanna var. Azizdir o. Evet. Aynı zamanda Maliye şeyidir. Şimdi orada efendime söyleyeyim Süryaniler, Hristiyanlar var. Bunlar 700 yıldan beri oradalar. Ve bunlar bu biraz evvel sözünü ettiğimiz Hristiyan geleneğini de epey şöyle veya böyle artık şey yapmışlar, kurumsallaştırmışlar. Yunan dünyasında biliyorlar. Hemen bir hesaplama yapabilir miyim? Bu adamlarda tabiat tarihiyle ilgili kitaplar var. Mesela Süryanilerde okyanusla ilgili kitap var. Tamam, gayet tabii. Yani çok ilginç. Gayet tabii. Yani bunlar tabii bir de Yunanlar, onu söylemeyi unuttuk. İşte milat sıralarında Yunanlar
İlk Hristiyan olanlar Yunanlılar. E Yunanca'yı bilen, Yunan kültürü içinde yetişmiş olan adamlar bunlar. Yani bunun içine Sen Paul'u da dahil et. Bunun içerisinde hepsini dahil et. İncil'in dili Yunanca. Ha, İncil'in dili Yunanca değildir ama İncil'in tanındığı dil, yayıldığı dil Yunanca. İncil'in yayıldığı dil Yunanca. Yunanca'dır, tabii. Evet. Şimdi Müslüman dünyası 8. yüzyılın sonuna doğru Abbasilerle birlikte bir takım değişmeler oluyor. Yavaş yavaş bu dünyayla temasa geliyorlar. İmkan var, fırsat var, ihtiyaç var. Tabii ki Yunan bilimiyle Yunan felsefesi birbirine ayrı şeyler değil. Çok uzunca bir süre Yunan felsefesi, Yunan bilimi bunlar aynı şeyler. Şimdi Aristoteles Yunan filozofu mudur, Yunan bilim adamı mıdır? İkisidir. Evet, Platon da aynı şekilde. Yunan bilim adamı mıdır? Anlatabildim mi? Gerçi Helenistik dönemde söyledim, İskenderiye'de bilimle felsefe birbirinden belli ölçüde ayrılır. Evet. Çok ciddi bilimciler var orada. Hani konuştuk, Aristarkoslar, evet. Eratosthenesler, Hiparkoslar, evet. Heronlar, Arşimetler, evet. Heronlar ayrılır. Ama gene de bu ayrılma bizim bugün olduğu kadar bir net ayrılma değildir. Bir de ihtiyaç, daha sonra zaman içerisinde ihtiyaç, bu birbirinden ayrılmış olan uzmanlıkların tekrar birleştirilmesi yönünde. Çünkü bu sefer Yunan felsefesinden de aynen işte Milat sıralarında ortaya çıkan bir ihtiyacın karşılığı olarak dinliği falan şeyler de bekleniyor. İki tane tarihte, daha doğrusu üç tane büyük çeviri faaliyeti var. Bunlardan birisi başlangıçta Mezopotamya'dan, efendime söyleyelim işte astronomiyle, matematikle, cebirle, trigonometriyle ilgili eserlerin iptidai bile olsa Yunan dünyasına kazandırılması. Evet, ama bu konuda fazla bilgi sahibi değiliz. Çünkü elimizde döküman yok. Ama 9. ve 10. yüzyılda Yunan dünyasından Süryaniler aracılığıyla İslam dünyasına kazandırılan bilim ve felsefe eserleriyle ilgili elimizde bol bilgi var. Hemen hemen. Mevcut bilinen bütün bilimleri, eserleri tanıyorlar. Yani Aristoteles'in bütün eserlerini çeviriyor, Plotinos'un bütün eserlerini, Platon'un Plotinos'u çeviriyorlar vesaire vesaire tanıyorlar. Şimdi burada gene bir iki tane hesaplama yapayım. Bizim Müslüman kişiler hiçbir zaman şey bilmezler. Yunanca bilmezler. İhtiyaç da duymazlar. Çünkü elleri altında, efendime söyleyelim, şey bilen, Yunanca bilen, fevkalade sayıda adam vardır. Evet, sorun neydi? Niye ihtiyaç duyuyorlar? Bir, pratik olarak Yunan bilimiyle, Yunan teknolojisiyle, Yunan ziraatiyle, Yunan tıbbiyle, Yunan felsefesinden ayıramıyorsun. Galenos. Mesela Ortaçağ'da Müslümanların en çok beğendikleri işte üç adam vardır. Aristoteles, Platon ve Galenos. Şimdi Galenos ne? Biz Galenos'u bir hekim olarak biliriz. Ama felsefeci aynı zamanda. Cerrah ama aynı zamanda felsefeci. Tabii felsefeci. Ayrı demesin bunları birbirinden. Anlatabildim mi? Tamam, bunu da anladık hoca. E peki felsefeye niye ihtiyaç duyuyorlar? Ha, o başka daha enteresan bir konu. O konuda epey teoriler de var ama ayrıntısına girmeyeyim. Oraya girmeden bir şey söyleyebilir miyim hocam? Daha bunlar tam Yunanlılarla falan böyle içli dışlı olmadan evvel Müslümanlarda bilgiye karşı biraz önce dediğiniz bu açlık onun belgeleri var. Mesela Kutayba İbni Müslim Orta Asya'da fütuhat yavaşlayınca Yusuf el-Haccac diyor ki oranın bana haritasını gönderdi. Harita yapılmasını istiyor adam. Bunları bir yerden öğrenmeleri lazım. Haritayı nasıl yapacak, bilmem neyi nasıl yapacak. Sonra Yusuf el-Haccac'ın derler ki ilk defa ciddi bir vergi sistemi kurmuştu. Evet. Adam bakmış ki Kur'an'da hepsinin cevabı yok. Evet. Kendi başına bir mali sistem kurma ihtiyacını hissetmiş. Evet, doğru. Demek ki buralardan işte bu gene biraz önce dediğim biraz pratik. Bunlar somut örnekleri. Evet, biraz pratik. Evet. Ama daha enteresan tabii bence, yani benim kanaatime göre bunun bir ideolojik yanı var. Onu duymayı çok isterim. O çok önemli. Şimdi bu enteresan ama. Yani bu teoriler var. Bu çok inceleniyor. Memun zamanında özellikle Memun'un o halifelik şeyinde biliyorsun bir hikmet kuruyor. Niye kuruyor bu adam? Şimdi gerçi bir taraftan bu Abbasiler Arapçılığa karşı, dünyevi tutumuna karşı Emevilerin İslam'ın yüceltilmesini istiyorlar.
Ama öbür taraftan da değmeyen neyse Abbasi sultanları, özellikle de Memun, ulamaya, din adamlarına karşı bir denge teşkil edebilecek. Ne dediğimi anlıyor musun? Alim istiyor. Alim istiyor. Dayanabilecek olan bir şey istiyor. Dayanabileceği deyim yerinde ise onların, nasıl diyelim, onların hakimiyetinden kurtulabilecek bir zemin istiyor. İstiyorsan bunu Fatih için de kullan. Evet. Tabii. Çok ilginç. Bakın bu çok ilginç. Ben Mamun'un bu tarafını da bilmiyordum. Yani Beytül Hikman'ın diyoruz kuruluşu. Gayet tabii. Çok ilginç. Ama bir teori bu. Evet. Ha, bu bir teori. Yani bunlar kanıtlanmıyor. Dimitri Gutas diye bir adam vardı. Adamın kafasının içine giremezsiniz. Dimitri Gutas diye bir adam vardı. Bizim şeydi. Ben İstanbul Gutas, evet, Rumu'du. Yani adını biliyorum. Ha, o, bu, İstanbul Rumu mudur o? Evet, evet. Ha, onu bilmiyorum. O bu şeyi söyler. Yani bu teoriyi çok seslendiren bir adamdır. Hı-hı. Benim daha da basit teorim var. Hı-hı. Benim teorim çok basit. Müslümanlar da insandır. Ve bütün insanlar insan olmak bakımından bilmek isterler. Evet. Yani şimdi, Aristo'nun lafı. Aynen. Yani şimdi 900 yıla gelmişsin. Epey bir noktaya gelmişsin. Şehirleşmişsin, medenileşmişsin. Anlatabildim mi? Ve ondan sonra batıdan bir sesler geliyor. O sesler Platon, Aristoteles, işte Arşimet, efendim. Bunlara karşı kayıtsız bigane kalmana imkan var mı? Efendim bunlar işte bize ne bunlardan? Hayır, bize ne bunlardan diyen var. Ama bu sözünü ettiğim aydınların, şehirli aydınların, ileri gelen aydınların tutumu bize ne değil? Bize ne değil? Ne diyor acaba bunlar? Evet, bunlar ne diyor acaba? Bunlar ne diyor? Son bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsun İslamiyet'in şeye karşı, bilgiye karşı olan da özel bir İlgisi, olumlu ilgisi var. Gerçi o hadisler ilim Çin'de bile olsa arayın bulunuz, işte bilmem şudur budur. O hadise de kastedilen tabii ki herhalde Aristoteles'in metafiziği veya Platon'un matematiği veya Öklides'in geometrisi değildir. Ama fark etmez. Neticede orada kastedilen tahmin ettiğiniz gibi tarihle ilgili bilgidir. Tabii. Ama fark etmez. Yani insanları bilgiye karşı teşvik edici bir özelliği var. Bir de gene Kur'an'da hani bildiğiniz şeyler, işte bakmaz mısınız, düşünmez misiniz, bilmez misiniz, burada ne ibretler, ne hikmetler evet, var. Dersler zaman, vardır. Ne derse var. Ona da bakarsınız o zaman. Tabii. Bilmem anlatabildim. Demek ki birçok faktör bir yere gelir ama şu vardır. 9. yüzyılda, tekrar ediyorum, bilinen o bütün miras, Yunan, Roma'da zaten bir şey yok, tekrar ediyorum. Yunan esas. Yunan bilim ve felsefe mirası kazandırılır. Burada da büyük şeyler var. Rolü oynayanlar bir, mesela bizim Urfa. Evet. Harran. Evet. Sabi İlik. Sabit İbni Kurra. İşte El-Battani ve Battani bunlar şeyle Harran'dan gelen, Harran ekolundan gelen astronom bunlar. Sabit İbni Kurra büyük bir matematikçidir. Bunun adı Müslüman gibi görünüyor ama adam şey. Sabi bildiğiniz gibi. Anlayamazsınız yani Müslümanların adlarıyla. Olsa da öbürlerin adlarını birbirinden ayırt edemezsiniz. Böylece 9. yüzyıla geldiğimiz zaman demek ki bu dünyanın bilgisine sahipler, bilim adamları var, işte trigonometri var, astronomi var, coğrafya var, Hiçbir coğrafya var. Şeyden işte Beytül Hikma'dan çıkan coğrafyacılar. Evet, coğrafya var. İşte söyledin, sen de söyledin. Efendime söyleyelim. Bir gelişme var. Ondan sonra 10. yüzyıla doğru geldiğimiz zaman bu gelişme yavaş yavaş orijinal diyebileceğim. Yani kendileri de sadece çevirmekle kalmayıp katkıda bulunmaya başlıyorlar. Bir taraftan çevirip bir taraftan da o çevirdikleri konulara deyim yerindeyse katkıda bulunan adamlar ortaya çıkıyor. Tenkit edenler çıkıyor. O bir de gözlem çıkıyor. Yapıyorlar hocam. Evet. Ben bunu coğrafyada... Şimdi onu sana sonra anlatayım. Evet. Tamam. Hı. Tamam. Şimdi mesela Farabi. Şimdi Farabi iki iş yapar. Farabi bir taraftan Platon'u, Aristoteles'i bize tanıtır. Yani çok önemlidir o tanıtır. Bir taraftan da mesela benim İş Bankası yayınlarından şimdi çıkan bir takım kitaplar vardır. Tahsil-i Saadet, efendime söyleyelim işte Hisal Ulum. Burada bir de kendi şahsi görüşlerini de ifade eder. Hayır, kendi şahsi görüşleri tabii hiçbir zaman. Şimdi Platon, Aristoteles, Plotinos'a karşılaştırılabilir durumda değildir. Ama şimdi geldik gene. Bu İslam felsefesinin, sözünü ettiğim bu adamların iki tane büyük hizmeti vardır. Bir, deniz kazasından
unutulmuşluktan, eğer yapmamış olsalar, kurtarmamış olsalar, bütün bir antik mirası çöp olacaktır. Kurtarmak inanılmaz bir mirastır o. Yani bu çok değerlidir. %100 katılıyorum. İki, onlar kadar orijinal değillerdir, tekrar ediyorum. Fakat kendi çaplarında, kendi tarzlarında bir, onlara bir takım küçük küçük eklemeler yaparlar. İki, onların ele almadıkları, alamayacakları bir takım problemleri ele alırlar. Nedir? Akılla iman ilişkileri meselesi. Şimdi akılla iman ilişkileri meselesi Yunan'ı almaz ki. Doğru. Çünkü Yunan'da iman şey yok. Evet. Yunan'da iman yok. Yani adamın öyle bir derdi yok. Evet. Bu da önemli bir şeydir. Anlatabildim mi? Üç, peygamberlik teorisi. Evet. Nübüvvet teorisi. Nübüvvet. Şimdi Yahudi'de nübüvvet yok ki. Yahudi'de ancak bilgelik teorisi olur. Onu da ele alırlar. E bunların kültürel bakımdan değeri var. Çok yüksek değeri var. Çünkü bunlar daha sonra Batı Hristiyan dünyasında da tartışılmaya devam edecek olan bir takım meseleler. Hani biraz evvel konuştum. Ne dedim? Augustinus'un meselesi ne? Yahu imanla akıl arası ilişkiler meselesi. Dinle felsefesi ilişkiler meselesi. Şimdi bu konuda tabii ta Farabi'den başlayarak bütün İslam filozofları, İbn-i Bacceler olsun, İbn-i Tufeyler olsun, efendime söyleyelim şey olsun, İbn-i Sina tabii. Onun için diyecektim. Daha İbn-i Sina. İbn-i Sina. Evet. Bilim adamı ama evet. O da Galenos gibi. Hem evet. Tabip hem evet. Felsefeci. Yani gene o tartışmaya geçen haftaki gibi girmeyelim. İslam dünyasında bir Arşimet var mı? Yok. Yok. İslam dünyasında bir Aristoteles var mı? Yok. Yok. İslam dünyasında Platon var mı? Yok. Birinci sırf muhteşem diyebileceğimiz evrensel felsefe tarihi içinde bugün de tarihi ve kültürel değeri bakımından değil, bugün içinde geçerli olacak aktüel değeri bakımından kimse yok. Ama tarihi ve kültürel olarak çok önemli insanlar var. İşte bu hizmetlerinden ötürü. Bilmem anlatabiliyor muyum? Açıkça ben size şunu söyleyeyim. Ben tarihi ve kültürel konuya çok önem veririm. Ya ben öyle deha harikulade çok önem vermem. Çünkü neticede bu bir ruhu, bir devrin ruhunu temsil eder bunlar. Hani şimdi, hocam bir şey söyleyeyim. Ömer Hayyam'ı nereye koyuyorsunuz? Bilim adamı. Sadece bilim adamı. Evet, evet. Çünkü ben rübailerine bakıyorum. Ama. Orada mesela silojistik yapılar var. Var. Ama tabii aydın bir adam. Müthiş. Silojizmle yalnız ya olur. O iman, akıl işine... Evet. Gidemir de çomak sokuyor. E sokar tabii. Ama zeki olan bir adam tabii ki çomak sokacak. Anladım. Zeki olan sokacak. Yani ben kaba hatlarıyla anlatıyorum. Anladım. Ben anladım. Hep sürekli çevreler veriyorum. Demek ki bu adamın da önemi bu. Yani şey demiştir bunu Pierre Duhem galiba mesela. Sistem du Monde. Sistem du Monde. Şey der mesela, bilim tarihçidir biliyorsun. Evet, tabii tabii. O büyük bir fizikçidir. Evet. Fakat evet. Müthiş de bir evet. Bilim tarihçidir. Evet, şu şey der mesela, hemen der değil ki, bir İslam bilimi yoktur. O doğru değil tabii. Ha. Ama şunu söyler. Yani orijinal, kuramsal bir takım kuramlar, teorilerinde de İslam bilimi yoktur. Ama biraz daha söylediğim laflar, onlar da söylüyorlar. Zaten ben bunları onlardan öğreniyorum. Ya ben bir şey söylemiyorum. Ben sadece bunları söyleyen adamlara bakıyorum. Doğru şöyle söylüyorlar. Onları onlardan öğreniyorum. Tabii 11. yüzyıl daha başka bakımlardan da parlaktır. İş sadece felsefe ve bilim meselesi değil. Bilim alanında söylememize gerek yok. Yani artık Biruni'den tut. Ya müthiş. Efendime müthiş söyleyelim ya. İbn-i Sina'dan. Burada yalnız ben Pierre Duhem'e iki dakika dönmek istiyorum. Pierre Duhem'de biraz bir fizikçi arogansı var. Hı hı. Yani fizikçi değilseniz, yani Rutherford'un meşhur lafı bilirsiniz. Ya fizik yapılır ya postapulu toplanır demiş ya. O kadar bilmiyorum. O meşhur lafıdır. Evet. Yani demiş ya fizikçisindir ya postapulu toplarsın. Evet. Ben o kanaatte değilim. Evet. Dolayısıyla İslam'da da mesela coğrafya bilimi ya var ve müthiş var. Biliyorum. Bazı alanlarda. Bildiğim evet, kadarıyla. Evet, evet. Onu evet. Sen benden iyi bilirsin. Ben bilim tarihçisi değilim. Evet, tabii. Ama hayır yani siz onları da gayet iyi biliyorsunuz da. Yani şöyle. Eczacılık. Evet. Astronomi. Farmakoloji. Evet, evet, evet. Evet. Bitki bilim. Evet. Efendim işte simya. Evet. Cebir. Evet. Kelime oradan geliyor. Evet, cebir evet. Ve mukabele. Ya matematik de bir harecimden geliyor. Matematikte bakın o El Haysam'ın, İbn Haysam'ın yaptıkları işler inanılmaz ya. Işık, optik. Evet, evet. Adam yani o, kamera obscura'yı falan icat etmiş herifler. Şimdi ya. O sırada tabii hiç Avrupa'yı sorma.
Avrupa batıyor. Şimdi, hay Şarman okuma yazma bilmez. Şaka falan etmiyorum. Okuma doğru, yazma doğru. Yani geçen nerede konuşuyorduk? Şarman Bizans prensesini istiyor da o öküze kız mı verilir? Evet, verilmez yani. Hakikaten. Yani, ya ben de olsam vermezdim. Ben de olsam kızımı vermezdim yani. Yani Hristiyan dünyası 7. yüzyıldan itibaren bu durumdadır. Feci durum. Batı, ama Bizans değil. Bizans değil. Ama bravo, yaşayın hocam. Bizans Ortodoks değil. Dünyası değil. Ha, değil. Yani Bizans da çok parlak değil ama. Ama Katolik gibi değil. Katolik dünyası feci durum. Hakikaten. Hadi, feci durumda. 7, 8, 9, 10, 11. 11'de kıpırdama başlıyor. İşte 11'de kıpırdama başlıyor. 511'deki kilise Rönesansı ve evet, 12. yüzyılda Rönesansa geleceğiz. Kıpırdama başlıyor. İşte efendim bunun doğuya yapılan haç seferleriyle bilgisi var mı? Yok. Ama genel olarak bir kıpırdama başlıyor. Yani genel olarak kıpırdama başlaması sadece felsefi ve bilimsel anlamda değil. Daha genel Avrupa'nın o 1000 yıllık kilisenin ne diyelim bıktırıcılığı, sahtekarlığı, sahtekarlarından bıkma başlıyor. Zaten kilise reformuyla başlıyor. Evet, işte. Onlar biliyorsun İspanya'ya geliyorlar, özellikle Kurtuba, Endülüs, Aloanist bir şey. Doğuya gelemezler, doğuda bir şey. Zaten oradan başlıyor. Oradan başlıyor, Endülüs'ten başlıyor. Oradan da tekrar tercüme başlıyor. Şimdi orada ikinci çeviri faaliyeti başlıyor. Bu sefer de Yahudiler. Bu sefer de Yahudiler burada aracılık yapıyorlar. İspanya'da Yahudiler yapıyorlar. Evet. Önce bütün miras Arapçadan, içine Yunanlardan alınan mirasla dair olmaz da çevriliyor. Bilime felsefe mirası. İkinci olarak bir yüzyıl sonra yavaş yavaş orijinale dönüyorlar. Yani Yunanca'ya dönüyorlar. Yalnız İspanya'nın yanında müsaade ederseniz hemen Sicilya. Tabii tabii. Yaşayın hocam. Sicilya tabii tabii. İkinci Frederick. Evet, müthiş. Frederick. Norman Kral. Ay, şey evet. Roger. Evet. Roger. Evet, Roger evet. ile başlıyor. Evet. O Norman Kralı'yla. Evet. İşte onun yanında mesela o İdrisi denen herifin yaptığı harita müthiştir ya. Yani bunlar Avrupa dünyada o garip OT haritalarını çizerken İdrisi muhteşem bir coğrafya haritası çiziyor orada. Evet. Yani, ama İdrisi de bir aristokrat. Yani Kuzey Afrika aristokratı. Doğru, haklısın. Evet. Evet. Yani İslam dünyası artık 10. 11. 10. hatta 12. yüzyılda büyük adamlar yetiştiriyor hakikaten. Her alanda. Ama 9. yüzyılda da işte Zehravi, Kasım Zehravi, Ebu Bekir Razi, Hekim, Harizmi, Abdülhamid İbni Türk, efendime söyleyelim, Sabit İbni Kurra. Orada çok da büyük adamlar. Şerifler var. Büyük adamlar çok yetişiyor orada. Yani. Astrologlar, Bitruvi, astronomi de yetişiyor. Yavaş yavaş felsefeden ben bahsediyorum. Ben bilim, felsefe, çeşitli alanlar. Ondan sonra kelamla felsefenin ve Yunan tarzı filozoflarla biraz evvel sözünü ettiğim kelamcıların ki temsilcisi de Gazali olmak üzere tartışması başlıyor. Peki hocam bu tartışmada Gazali ve İbn-i Rüşd'e biraz değinsek. İşte ona başlayacağız. O iyi örnek. İbn-i Rüşd iyi örnek. İbn-i Rüşd de iyi örnek, Gazali de iyi örnek. İkisi de iyi örnek. Şimdi Gazali önemli bir adam. Çok. Birçok bakımda öyle. Hocam ben Gazali'yi Platon'a benzetiyorum. Etkisi açısından. Etkisi açısından evet. Evet. Şimdi Gazali tabii ben Gazali'yi önemli görürüm ama değerli görmem. Doğru. Önemli. Aynen. Evet, şu anda da birçok adam önemlidir ama değerli değildir. Anlatabildim mi? Önemli şudur. Yani belirlemiştir hakikaten. Ama tek başına, tek başına bir adam bir şeyi belirler mi? Belirlemez. Ama o yönünü tayin etmede önemli bir rol almıştır. Şimdi Gazali'ye en fazla şeye benzetirler. Haklı olarak batırlar. Aziz neydi o? Agustinus'a benzetirler. Hakikaten benzer. Yani Gazali'nin esas... Çünkü Gazali bütün İslam bilimlerinde başarılıdır. Biliyorsunuz fıkıhçıdır, fıkıhı sevmez. Kelamcıdır, kelamı sevmez. Hakikate arar, onda bulamaz, bunda bulamaz, şunda bulamaz. Böyle bir şey vardır. Yani böyle Agustinus'a benzemesi gibi, itiraflarda olduğu gibi. Sonunda tasavvufta bulur. Bir şüphecilik dönemi geçirir. Ve sonunda der ki, Tanrı'nın ruhuma atmış olduğu ışık ve aydınlanma sayesinde bunların doğru olduğuna kanaat getirir. Tam Agustinus işte bu. Agustinus. Tam Agustinus. Evet. Ama şimdi Agustinus'a farkı şu. Bak şimdi bak hocam çok önemli. Agustinus Tanrı'yı hakikatlerin teminatı olarak görür. Bu ne demek? Veracitas Dei.
Augustinus'a sorarsan, ya üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olmasının teminatı nedir? Tanrı'nın doğası. Oysa Gazali'ye göre Tanrı'nın doğası hiçbir şeyin teminatı değildir. Çünkü Tanrı bir salt çıplak iradedir. Bak, çıplak iradedir. Ve Tanrı'yı eğer aramak, bulmak istiyorsanız, matematikte dahil, mantıkta dahil, hele doğa bilimi tamamen dahil olmak üzere hepsini atın bir tarafa, hepsini bir tarafa atın, mistik yoldan, keşifle, mükaşefe ile, işte bilmem itikafla. Müsaade eder elbette misiniz? Burada biraz Sokrat var diyeyim. Benzetirler, doğru. Değil mi? Biraz Sokrates de var. Evet. Biraz Sokrates de var. Acaba ne anlatabildim mi? Yani bak, şimdi benziyor tabii, burada da benziyor. Fakat yani geometrik hakikatlerin teminatını Tanrı'da bulmak başka bir şeydir. Geometrik hakikatlerin tam tersine teminatını bulmayıp da Tanrı'nın ruhunuza attığı bir aydınlanmada, mistik bir aydınlanmada bulmak başka bir şeydir. Çok, çok. Birinden bilim çıkar, ötekinden birinden tarikat çıkar. Tarikat çıkar, doğru. Zaten Gazali'nin İslam'ın bilime yönelmesinin önünü tıkayan adam denmesi bu yüzden değil mi? Şimdi denir de yani o tabii yani ihtiyatlı olmak lazım. Yani İslam'ın aman İslam bilime öyle bir yönelmişti ki Gazali olmasaydı İslam bunu söyleyeni de var. Ama biliyorsun, öyle değil. Ha, öyle değil yani. İslam'da bu zaman soru şu olur. Niye İslam'da bunlar olduktan sonra 13. yüzyıldan itibaren deyim yerindeyse çöküş geldi. Bilimle gerileme ilgili başlıyor. Bir gerileme. Bu önemli bir, bu, ama bu konuda en güzel bence açıklama Aydın Bey'den gelir. Aydın Bey'in bir sayılı da tabii çok uzun bir makalesi vardır. Yaklaşık 70 sayfalık dil tarihte felsefe bölümünün bir dergisi vardı, araştırma. Arkiv. Hayır, arkiv İstanbul'daydı. İstanbul'dur. Aydın Bey'in o makalesini sana hararetle tavsiye ederim okumanı, sana da. Okurum vallahi hocam. Ama işte söyledim bak, 66 mı 68 mi birinci sayısında adı da şeydir, uzun bir addır. Yani işte geç orta çağda İslam dünyasında ilmi tempodaki ağırlaşmanın nedenleri hakkında... Ben onu bulurum. Bulursun tabii canım. Ben onu bulurum. Aydın Bey bulursun. Harikulade. Yani Aydın Bey şunu söyler. Yani haklı olarak, sen de biliyorsun bunu söylediği şeyleri. Yani düşünebilirsin. Bir, İslam biliminin Yunan bilimi gibi deyim yerindeyse doğal sınırları vardı. Doğal sınırlar ne demeyi anladın mı? Anlıyorum. Yani matematiğe dayanıyordu. Yunan bilimi de matematiğe dayanıyordu. Matematiğe dayanan ve geometriye dayanan bilimler içerisinde, trigonometriye dayanan bilimler içerisinde bu dil geliştirilmeden, dil farklılaştırılmadan yeni bir takım ne diyelim aparatlar elde edilmeden daha ilerleyemezsiniz. Kalkülüs yoksa gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Bence doğrudur bu. Tabii. Niye? Hocam peki, niye Newton çıkmadı o zaman? Efendim? İslam diyorsa niye mi Newton çıkmadı? İhtiyaç vardıysa. İşte geleceğiz şimdi oraya. İki, tek faktör bu değil. İslam dünyasında aynen Batı dünyasında olduğu gibi Yunan dünyasında, Hristiyan Orta Çağ'da ve Orta Çağ'ın büyük bir kısmında. Şimdi Orta Çağ 11. yüzyılda Batı dünyasında başladı da ertesi gün sapır sapır falan bilim adamları falan ortaya çıkmadılar. Unutma. Onun ortaya çıkışı 16. yüzyıldır. Tabii yüzyıllar sürdü. Bir de Aristoteles tanındıktan sonra geç Orta Çağ'da Aristoteles'in esaretiyle geçen 1400 yıl vardır. Bilmem anlatabildim mi? Hatta katmerlidir o. Şimdi önce kilisenin işte diyelim kutsal kitabın eski ahidin savunmasıyla geçen bir 500-600 yıl, sonra 400 yıl. Şimdi en basit açıklama bence genel olarak dünyada değişme meydana gelmesidir. İslam dünyasına gelmem. Ya söyle. Akdeniz. Ticaret. Akdeniz'deki yeni İonya'nın ortaya çıkışı. Yeni İonya derken ben şehir devletlerini kastediyorum. Tabii. İtalya'da. Tabii. Ticaret. Lombard şehirleri. Merkantilizm. Ekonomide. Bunların hangileri olduğunu söyleyelim. Venedik, Cenova, Milano. Florensa. Evet. Bu tip şehirler. Florensa. Floransa. Bakın size bir örnek vereyim. Bunu da benim başka bugün okudum. Çok hoşuma gitti. Pierre neydi? Adamını unuttum. Bir bilim tarihçisi vardır. Diyor ki ilk çağın Miletos'u orta çağın Floransa'sıdır. Bence çok güzel bir şey. Benziyor. Biliyorsunuz ilk çağda da Milet'in veya İonya'nın ileride olması nedeni denizci. İki ticaret. Ticaret, tabii. Üç sanayi.
Bankacılık. Dört bankacılık. Şimdi bunlar var. Arkasından şeyi hatırla. Büyük coğrafi keşifler. Coğrafi keşifler 14. yüzyıldan itibaren başlıyor. Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Christophe Colomb. Onu konuştuk. Bir programını yaptık onun burada. Kaçıncı yüzyıl? Bunlar 15. yüzyıl. Tabii. Devam edelim. Peki pusula? Evet. Peki saat? Peki dürbün? Peki matbaa? Anlatabildim mi? Bakın, denklemi değiştiriyor bunlar. Hem ne biçim? Bunlar denklemi değiştiriyor. Bu teknolojik başarı. Bak, bir taraftan teknolojik başarı, bir taraftan ekonomik başarı, bir taraftan ticaret, bir taraftan kültürel değişiklik. Anlatabildim mi? Bütün bunlar bir araya gelince, deyim yerinde Yunan dünyasında olduğu gibi, değişmenin meydana gelebilmesine imkan veren yepyeni bir... Hatta değişmeyi kaçınılmaz kılan. Kaçınılmaz kılan, çok güzel. Yepyeni bir. Arkasından Rönesans'ın, reformun gelmesi bir rastlantı mı? Değil. Bakın Rönesans... Gelmesi olmazdı. Bunun arkasından geliyor. Bir başka faktör. Ben hep Aydın Bey'i size satıyorum şu anda. Ben değil. Ya milli dillerin gelişmesi. Evet. İşte 11. yüzyılda, 12. yüzyıldan sonra başlıyor. Dante, o muazzam Dante, etki yapıyor. Dante İlahi Komedya'yı neyle yazıyor? Nece? İtalyanca yazıyor. Tabii. Peki. İtalyan birliği mimarı zaten. Peki canım, milli dillerin gelişmesi önemli midir? Ya ondan başka ne önemli olur? Adam tamam Latince varlığını devam ettiriyor. Ama öte yandan Fransızca, Almanca çok daha geç gelişiyor. Evet. İtalyanca. Arthur, evet. Kral Arthur efsanesi Fransızca yazılmıştır. Çok güzel. Değil mi? Şimdi milli dillerin gelişmesi şu. Milli diller gelişince çok daha büyük bir insan kitlesi ulaşabiliyor bunlara. Bilime, bilgiye ulaşabiliyor. Sen geçen hafta söylemiştin. Hatırlayın. 1450'de matbaanın basılmasıyla 1500 arasındaki 50 yıllık döneme inkınabulum denir. Yani o dönemde basılan eserlere kaç eser basılmış? 20 milyon. Efendim? 20 milyon. 5000. 5000 eser. 5000 eser. Ha, 5000 eser. Sayıyı saymıyorum ben. 20 milyon kitabı demiyorum. Ya, kitabı. 5000 eser basılmıştır. Matbaayı 1730'da yaptık. 1800'e kadar kaç eser basıldı? İbere sorun. 70. Her yıla bir tane. 5000 eser basılıyor. İnanılmaz bir şey bu. O zaman matbaa, keşifler, denizcilik, ticaret, efendime söyleyelim kapitalizm, bankacılık, kıtalar arası keşifler. Çok önemli. Ne diyorsun? Coğrafya. Bir sürü eski bilginin doğru olmadığını. Gayet tabii. Gayet tabii. Bunlar bir araya geldi mi? Dildeki değişiklik. Bir de hocam veba. Efendim? Veba. Tabii veba da. Müthiş etkisi var. Tabii veba. Tabii. Yani bütün bunlar Avrupa'da bir değişmeyi, gelişmeyi, bilimin ortaya çıkması. Ama dedim 400 yıl boyunca gene de Aristoteles, Engizisyon, kilise ile birlikte arkasını da şeye verdi mi? Tevrat'a veya eski ayda verdi mi? Devam ettiriyor. 16. yüzyıl geldiği zaman iş değişiyor. Galileo ile bitiyor. Galileo ile Kopernik. Kopernik tabii. Kopernik, Galileo. Kopernik, arkasından Galileo, arkasından işte Kepler, arkasından Newton. Niye Newton bunlar? Ya Newton'un artık elinde saat var. Zamanı ölçebiliyor. Galileo dürbün yapıyor, bakabiliyor şeye, astronomiye bakabiliyor, gözlem yapabiliyor. Zavallı Müslüman'ın böyle bir imkanı yok. Ha diyeceksin, bulsaydı, yapsaydı. O ayrı bir soru. Ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Yani Gazaliye tutup da, ulan bu Gazali olmasa da Müslümanlar, efendime söyleyen harika şeyler yapamazlardı. Peki, hocam hemen bir arayı keseyim. Koca bir Hindistan var, bir medeniyet. Koca bir Çin var, bir kültür, bir medeniyet. Evet. Oralarda niye olmuyor bunlar da, buralarda oluyor bu patlama? Yani şeyde, Avrupa'da. Avrupa'da. Evet. Şimdi o da çok enteresan değil mi? O konuları çok iyi bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Mesela 15. 16. yüzyılda Çin İmparatoru 30 bin kişiyle müthiş bir donanma hazırlıyor. Hindistan ve Madagaskar'a kadar gidiyorlar. Evet. O neydi o adamcağızın adı meşhur? Moğol. Evet. Moğol asıllı. Peki. Sonra sarayın içerisinde bir saray değişikliği, hanedan değişikliği oluyor. Geri gelin diyor, geliyorlar. Şimdi sen Floransa ve Venedik Cumhuriyeti'nde ticaret yapan adamlara bir hanedan doç değişti, geri gelin
Diyemezsin. Diyemezsin. Acaba anlatabildim mi? Bir tarafta gelişme. Bir tarafta otorite var hocam. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Öteki tarafta hürriyetten. Ha. Yunanların da farkı bu. E tabii işte. Özgürlük var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben onu uygun şekilde söylüyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Oradaki gelişme, değişme, ticaret ve buna ilaveten başka şeyler önüne geçilemez bir şekilde evrim kavramını veya ilerleme kavramını, sanayileşme kavramını, sanayi ihtilali kavramını, Rönesans'ı, reformu falan sağlıyor. Ama Çin'de ve Osmanlı İmparatorluğu'nda öyle diyelim. Birisi bir karar verir, bitti. Bitti. Öbürü ondan sonra gelen o kararı geri alır, gene bitti. Toplumsal şeyi yok öbürsünün, karşılığı yok. Yani bir hükümdarın aydın olması, hükümdarın iradesine bağlı şeyler olmaz. Onu i̇şte demeye Fatih'ten sonra battı. Evet. Fatih gibi Fatih'ten, müthiş bir adamdan Fatih'ten sonra hakikaten. Yani Fatih yapamazdı onu. Fatih yapamazdı. Fatih'ten sonra oğlu 2. Beyazıt geliyor. Fatih'in yaptığı birçok şeyi geri alıyor değil mi? Evet. Vakıfları tekrar geri veriyor. Sofu Beyazıt. Evet. Peki hocam yine bir ara vereceğim. Bu arada Aydın Hoca'nın soyadını sorular. Aydın Sayılı efendim. Aydın Sayılı. Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı. Ya paraların üstünde resim var adamın. Evet, 5 liranın üzerinde. 5 liranın üstünde resim mi? Evet, evet. Profesör Aydın Sayılı efendim. Söylenen makalenin, az önce sözü adı geçen makalenin yazarı Aydın Sayılı. Ona bu arada söyleyeyim. Kendisi Jacques Sarto'nun öğrencisidir. Dünyada ilk değilse de yer şeyde bilim tarihi konusunda ilk doktora yapanlardan biri. Evet. İlk değil mi? Sarto'nun öğrencisidir. Sarto Belçikalıdır. Evet. Birinci Dünya Savaşı ama Harvard'da yapıyor doktorayı. Sarto zaten Harvard'da gidiyor. Orada Harvard'da yapıyor. Atatürk gönderiyor. Biliyor musun? Sayılıyor diyor ki bilim tarihi üzerine git doktora yap diyor. Evet. O da enteresan değil mi? Evet, çok. Hakikaten enteresan. Yani Atatürk'ün görüşü. Yani bilim tarihi diye bir şey biliyor. Ve yeni çıkmış hocam. Yani yeni çıkmış. Yok. Hani 50 yıldır, 100 yıldır da yok. Yani. Öyle yeni bir şey yok. İlk defa Sarto'da hakikaten inanılmaz. Onun yanına hakikaten inanılmaz. Hakikaten inanılmaz. Acayip adam. Evet, Aydın Sayılı. Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı. Az önce bahsettiğimiz çok sevdiğim. Dil tarihin hocalarından bu arada. Hocamın okuduğu fakültenin hocalarından. Akşam yaşıyoruz. Bu akşama tarih yaşayacağım ben. Çünkü gerek sosyal medyada gerekse bize gelen maillerde küfür sayısı yok denecek kadar az. Tam aksine iyi şeyler var. Bu arada Yavuz Unat Bey, Aydın Sayın'ın öğrencisi olarak Sayın Celal Hocam'a adı geçen makaleyi ulaştıracağım. İyi. Sağ olsun. Bir tane de bana ulaştırırsanız iyi olur. Ya da bana mailleyin ben onu Yavuz Unat'ı ben çok severim. Celal Hocam'a maillerken. O fakültenin ürünüdür. Çok teşekkür ederim. Şiir gibi program teşekkürler demişler. Kitaplarınızı okuyanlar kitaplarının fotoğrafını koymuşlar Twitter'a ve evet nerede kaldık? Efendim? İslam dünyasında bilimin orta çağın ikinci kısmında geç orta çağda gerilemesinin nedenleri üzerinde konuşuyorduk. Evet. Hocam evet. Ben siz başlamadan şunu size sorayım. Moğol istilası. Hı hı. Onun herhalde çok büyük bir etkisi var tabii. Değil mi? Yani Cengiz ordularının dağıtması ortalığı bir facia yaratmış. Evet. Hani münakaleyi kesmiş. Kütüphaneleri ortadan kaldırmış. Rasathaneleri ortadan kaldırmış. Evet. Ama Moğol istilasının bir başka olumlu yanları da var. Biliyorsun Moğollar doğa bilimlerine pek düşkünler. Evet tabii. Yani sonra Maraga'daki şeyi kurduruyorlar. Kurduruyorlar. Nasreddin Tusi müthiş işler yapıyor orada. Onu diyeceğim. Ama mesela Osmanlı döneminde bir tane rasathane yok. Bir tane var da. Yok. Topa tutuluyor. Onu söylüyorum. Yani. Yok derken onu kastediyoruz. Tabii yok. Yani gördün yok, mü? Yok. Koca bir Osmanlı İmparatorluğu çok övündüğümüz rasathane yok. Evet olacak iş değil yani. Ama Moğollar o kaba saba barbar adamlar geliyorlar. Koskoca rasathaneyi kuruyorlar. Onların daha sonraki çocuk Ulu Bey'in Semerkant'taki rasathanesi. İnanılmaz bir şey. Gördün efendim mi? Ali Kuşçu için ikide bir de efendim Osmanlı alimiydi. Ya 2 sene yaşamış adam burada. Oradan geldi. Semerkantlı bu adam. Bütün işini Semerkant'ta yaptı. Gördüğün gibi hiç öyle değil. Değil. Timur öyle değil mi? Timur'un orada yaptıkları. Aynen öyle. Müthiş. Ya Timur'un her gittiği yerde ne kadar akıllı bilim adamı, sanatçı varsa topluyor, getiriyor sanat şeye. Şimdi bir kitap bende var, daha okumadım ama çok enteresan. Orta Asya'daki aydınlanma. Rönesans. Değil mi? Evet. Daha bakmadım. Ama biliyorum, anlıyorum. Tamam, o çok güzel bir kitap. Bunlardan bahsediyor. Öyle mi? Tabii, şahane bir kitap o. Şahane bir Amerikalı'nın. Evet. Bu çok güzel bir kitap. Evet.
Değerli izleyiciler, sürekli soruyorsunuz. Bir kez daha son kez söylüyorum. Makalenin sahibi, az önce adı geçen makalenin sahibi Aydın Sayılı. Makalenin adı da tam söyleyeyim size. Ortaçağ İslam dünyasında ilmi çalışma temposunun ağırlaşmasının bazı temel sebepleri. İyi hatırladım. Bu arada Fatih için bir şey ricada bulunabilir miyim? Emriniz İstanbul, olur. Estağfurullah. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi için bağış bilgileri de bir tekrar ekranımıza yansırsa verelim tekrar çok memnun onu. Oluruz. Onunla ilgili daha yaygın duyurular da yapılacak. Güzel çalışmalar yapılmış teknik üniversite içerisinde. Biz biliyorsunuz hocam, Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesini kurmaya niyetlendik. Hı hı. Onun için şimdi binamız için para topluyoruz. Hı hı. Bir yandan proje çalışmaları yürüyor. Projeler, müthiş projeler yapılıyor. Çok aklı başında adamlar bu işle uğraşıyorlar. Bizim rektör, yani bir laf vardır ya İngilizce, body and soul. Bu işin içinde, kendini tamamen bu işe adamış vaziyette. Bizim kütüphaneciler diyorlar, hiçbir rektör diyorlar, bu kadar uğraşmadı kütüphaneyle diyor. Ben de diyorum tabii, hakiki bir kütüphanenin olduğu bir üniversiteden geliyor çünkü adam. UCLA'den mezun, Mehmet bizim. Valla oradaki kütüphaneyi falan biliyor tabii. Öyle bir hayal görüyor Mehmet, böyle bir kütüphanemiz olsa bizim de. Olur inşallah. Olur inşallah olur. Başladın mı olur, geç olur, öyle olur, böyle olur. Yani biliyorsun katedraller 500 senede yapılmış. Evet, yani biraz daha çabuk yaparsak tabii daha iyi olur tabii de. Da. Yani katedrallere geleceğiz. 12. yüzyıl Rönesans'ına geldikten sonra katedral okulları, üniversitelerin kuruluşu falan filan oraya geleceğiz. Değil mi hocam? Evet, evet. Evet. Şimdi devam edelim. Evet, devam İslam, edelim. İslam dünyasındaki yavaşlama, Moğolların rolünden bahsettik. Hocam Haçlıların rolü var mı bu işte? Pek yok diyorsunuz. Yani gelir geçer onlar. Evet. Çok kısa evet. Onlar ya. Onlar çok kısa değil ama geliyorlar geçiyorlar. Yani etkileri ve dar bir alanda. Dar bir alanda. Evet. Dar bir alanda. Dar bir yani savaşlar daha evvel de söylemiştim. 11. yüzyıl mesela Abbasi İmparatorluğu'nun tamamen beyliklere vesaireye bölündüğü. Evet. İşte orada Karahanlılar, orada Samanlıları, orada Fatimiler, orada İdrisiler birbirine girdiği dönemdir. Evet, evet. Ama en parlak dönemdir. Doğru. Bizans hocam. Heh. Bizans'ın son 200 yılı Paleologos. En parlak dönemidir yani ya. Olmaz. Entelektüel yani. Olarak. Yani eğer o ivme, o hareket, o atılım varsa toplumda. Yapıyor yani, bir şeyler. Yapar. O toplum şeyden etkilenmez. Siyasi olaylardan etkilenmez. Şey de öyledir. Yunanistan'ın da 5. yüzyılı. Çok şey bir dönem değil mi? Yani Peloponez savaşlarını düşün. Evet. Persler geliyor. Bütün şey İonya gidiyor. Evet, evet, evet. Yani onunla ilgisi yoktur. Onunla pek ilgisi yoktur. Vardır ama çok ilgisi yoktur. Doğru, evet. doğru. Fakat Moğolların, yani Moğol Türk akınlarının o iyi dağıtmış ortalığı onlar. Onlar bayağı dağıtmışlar. Yani askeri olarak o kadar güçlü herifler ki yani bu zaman. Sevgili hocam, Moğollar geldi dağıttı. Evet. Önce beylikler kuruldu. Evet. Sonra beyliklerin yerine bir beyliğimiz geldi. Osmanlı Beyliği geldi. Fatih'ten sonra da bir imparatorluğa dönüştü. Gene bir şey yok. Ne oldu? Doğru. İstikrar da var. Her şey var. Zenginlik de var. Topraklar da var. Ne oldu? Ama işte tek adamın seçici. İşte yani. O batırıyor yani, hocam. Sorun orada değil. Yani evet, aristokrasinin evet, olmaması. Evet. O batırıyor. Evet. Şimdi İslamiyet'ten şeye döneceğiz mi Avrupa'ya? Dönelim. Dönelim. Şeyden hiç İbrüç'e bahsetmedik hiç. Bu tartışmayı özetleyeyim size. Evet. Şimdi önce bir defa tarihi sahneyi söyleyelim. Gazali bir kitap yazıyor. Tehafütül Felasife. Evet. Niye yazıyor? Bir dakika bunun ne olduğunu söyleyelim. Filozofların çelişkileri. Tutarsızlığı. Evet. Tutarsızlıkları, çelişkileri. Çok zekice bir kitap. Hiç şüphesiz yani Ortaçağ İslam dünyasında felsefe alanında yazılmış en parlak kitap. Ve en parlak kitaplardan birisi. İşte burada meselesi şu. Bu filozoflar yani işte argüman, kanıt, apodiktik şeyler bildiklerini zannediyorlar ama bu filozofların dinle ilgili tutumları, davranışları, dini küçümsemeleri adam yerine koymamalarının bir temeli yok. Çünkü bir, felsefenin çeşitli alanları öyle her birisi mantık gibi, matematik gibi bilimsel değil. Haklı. Bilimsel değil tabii. Yani tamam mantık şey veya matematik bilimsel de felsefe bugün de bilimsel değildir. Aslında güzellik şudur. Felsefenin büyüklüğü ve önemi bilimsel olmamasıdır. Anlatabildim mi? Ama şunu fark ediyor. Yani felsefenin getirmiş olduğu ahlakla, metafizikle,
teoloji ile ilgili görüşlerle bizim İslam'ın dayanmış olduğu o konularla ilgili doğum arasında çelişki var. Evet. Doğru var. Hemen en basitini söyledim işte. Yani filozoflara göre Tanrı, üç tane basit şeyi söylüyorum. Dünyadaki cüz'iyatı bilmez. Yani bireyseller bilmez. Yani Tanrı üçgeni bilir de veya insanı bilir de Celal-i Ahmet'i bilmez. Bilmez, doğru. Diyeceksin niye bilmeyecek bu? Bilgi teorisi onu gerektiriyor. Evet. Anlatabildim mi? İki, evren ezelidir. Filozoflara göre. Kime göre? Hem Platon'a göre hem Aristoteles'e. Çünkü Yunan dünyasında evren ezelidir. Evet. Madde de ezelidir, hareket de ezelidir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Sonra bunları organize eder. Hayır. Evet yani kaostan kozmosa geçilir. Evet. Bilmem ama madde ezelidir. Çünkü madde yaratılamaz. Çünkü yokluktan varlık meydana getirilemez. Evet. Ex nihilo nihil est. Biliyorsun. Yokluktan varlık meydana getirilemez. Üç. İşte tabii daha ciddi bir mesele bu. Filozoflar Arabi özellikle tabii İbn Sina gelecek hayatı bu peygamberimizin anladığı, tasvir ettiği, tasavvur ettiği şekilde anlamıyorlar. Çünkü insan öbür dünyada bir ruh olarak yeniden yaratılacağına göre ona bu dünyada bedeninden ileri gelen duyarlılıklar olmayacaktır. Ne demeyi anlatabildim mi? Şimdi hocam burada bir şey söyleyeceğim. Bütün bu iddialarında Gazali'ye şu cevabı vermek mümkün ki İbn-i Rüşd onu vermiyor. Abi kardeşim sen dinin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Onu sen verirsin. Şimdi onu yalnız verirsin, Gazali'ye verilemeyecek bir cevap vermez. Gazali'ye ve benim yani Gazali'nin bence en zekice ortaya koyduğu ve bence hala çözülmemiş bir sorun var ortada. Nedensellik. Evet. O pamuğun yanması hikayesi var ya. Gelelim oraya. Ya o müthiştir. Ya. Gelelim oraya. Rica etsem izleyicimize paylaşır mıyız bunu? Evet hemen evet. Şimdi hoca gelelim. Anlatacak. Gelelim. Şimdi filozoflar Aristoteles'ten hareket ediyorlar. Yunan felsefesinden. Yunan felsefesinin de Yunan bilim adamlarında en büyük derdi, en büyük problemi bu dünyada bilginin imkanını tesis etmek. Bilginin imkanını tesis etmek için bu dünyada bir takım değişmezlikler, matematikte tamam değişmezlikler var ama fizik dünyadan bahsediyoruz. Yani bir şeylerin birbirlerini belli bir düzen içinde, belli bir belirlenim içinde takip ettiğini anlamak gerekir. Yani su ateşin üzerinde kaynar. Ateş pamuğu yakar. Buna biz ne diyoruz? Nedensellik ilkesi. Anlatabildim mi? Güzel. Sebep. Zaten Aristoteles'in bilim tanımı şudur. Bilmek demek, olguyu tasvir etmek demek değildir. Tabii. Bilmek demek, nedeni bilmektir. Nedenle bilmektir. İşte neden de budur. Yani ayrıntıya girmiyorum. Neden? Özdür, özü bilmek demektir. Şimdi çok enteresan bir şekilde bir şey ortaya çıkıyor. Mesela mucize söz konusu olduğu zaman filozofların bu teorilerinden sanki şöyle bir sonuç çıkıyor. Haklı olarak. Canım peygamber İbrahim'i ateşe attığınız zaman ateş vasfını koruyarak peygamberin de vücudu insan veya işte yağlı bir vücut, güzel yanan bir vücut vasfını koruyarak bu olmaz mı? Olmaz bu. Ama mucize de bunu gerektiriyor. Anlatabildim mi? O zaman biz bir de bir Tanrı'nın şeyine aykırı bu. Yani Tanrı'nın deyimine de özgürlüğüne aykırı. Tanrı'nın kudretine aykırı. Peki nedir? Doğa diye bir şey yoktur. Şimdi çok basit. Doğa diye bir şey yoktur. Doğa olmayınca yasa diye de bir şey yoktur. Doğa yasası da bir şey yoktur. Peki ne vardır? Tanrı'nın bilmediğimiz, bilemeyeceğimiz arzusuna uygun olarak olayları yeniden değerlendirmesi. Hayır. Birbiri ardından istediği şekilde getirme adeti alışkanlığı vardır. Yani bu şu demektir. Suyun üzerine ateşi koyduğunuz zaman, ateşin üzerine suyu koyduğunuz zaman evet adet olarak Hume'da da vardır bu. Ateş ısınır veya kaynar. Su kaynar. Ama kaynamanın nedeninin ateş olduğu kanıtlanamaz. Şimdi burada, mesela şey burada, doğru söylüyor. Burada bir saplama yapacağım hocam. Doğru söylüyor. Şimdi bak bu çok önemli Fatih. Bana bunu
Hocam John Dewey ile biz bir gün tartışıyorduk. John Dewey bana şunu söyledi. Şimdi Gazali yalnız diyor ki bir pamuk var. Bu pamuğun yanına ateşi getiriyorsun. Pamuk tutuşuyor. Hocamın söylediği gibi o ateşin bu pamuğun yanmasının sebebi olduğu ne malum? İşte. Burada diyor sadece zaman içinde bir silsile var. Şimdi John Dewey de dedi ki şimdi dedi, sen apartmanda oturuyorsun. Bakıyorsun sokağa park etmiş arabalar var. Şimdi birisi geliyor öndeki arabaya biniyor bu araba hareket ediyor. İşine gidiyor adam. 15 dakika sonra arkadaki geliyor. O da arabasına biniyor, o da hareket ediyor. Bu her gün tekrar ediyor. Diyebilir misin ki arkadaki arabanın hareket etmesinin sebebi öndeki arabadır? Ne alaka, ne dava? Bu abi cevap verilmesi çok zor bir iş. Yani Gazali'nin ben büyük dehası burada. En önemli yeri bu. O kitabın en önemli yeri bu bence. Ya, ama bu kendisi Gazali icat etmiyor bunu, merak etme. Yani bunu septik, empirik septikler buluyorlar. Yaşayın hocam. Evet, ben onu bilmiyordum işte. Oo, empirik septikler var diyor. Çok iyi bu. Oku, Helenistik dönemde empirik septikleri oku. Ben sana göstereyim orada. Yaşayın hocam. Evet. Şimdi çok hoşuma gitti bu. Gayet ya, tabii. Bakın bu çok iyi. Gayet şimdi tabii. Burada nedenselliği... Gazali'nin büyüklüğü şu. Oradaki unsuru görüyor. Görüyor. İşine geliyor. Evet. Alıyor, onu alıyor. Alıyor, evet. Hemen oraya uyguluyor. Onu ben bilmiyordum. Evet. Fakat burada tabii Popper'in bilim felsefesi işin içine giriyor. Burada hipotez mühim. Hı. Hipotezin test edilmesi mühim. Hı. Onu daha sonra konuşuruz. Şimdi evet, devam, ama bunu kesmeyelim. Ama evet, bu çok evet, önemli bir evet, evet, nokta. Yani bu dediğim ya zeki bir adam. Söylediği doğru, şey doğru. Evet. Bunu, ama ben bunu skeptiklerden geldiğini bilmiyorum. Gayet tabii canım. Onu bilmiyordum. Hume da aynı şeyi söylüyor. Hume da septiklerden geliyor. Çok iyi. Ya, gayet tabii. Evet. Hume da septik oradan geliyor. Hoca, felsefe tarihçisi için yeni bir şey yoktur tarihte. Güneşin altında yeni bir şey yoktur diyorsunuz. Çok iyi. Oku ya. Orada göreceksin. Evet, evet, evet. Gördüğünüz gibi oku. Burada yeni bir şeyler yok. Onun için ben Gazali'ye zeki, gereğinden fazla zeki derim. Bir kere daha bu lafı ettim. Ama ben gereğinden fazla zeki şu. Bunu gördün, oraya aldın, kullandın ve bundan... Peki ne çıktı? Hiç. Ne çıktı bundan? Yani bundan şu çıkar. Edevat Tanrı'yı korudum. Şimdi buna karşı bir başka akıllı adam şöyle der. Ya Tanrı böyle korunur mu? Tanrı'yı olaylar arasında hiçbir düzen olmaksızın sırf kendi iradesiyle her şeyin arkasından her şeyi getiren bir varlık olarak konumlaman mı Tanrı'yı daha şeydir? Yüce yapar. Yüce yapar. Yoksa her şeyi düzen, intizam, efendime söyleyelim sıra içinde yapması mı yüce yapar? Hatta örnek verir. Hume örnek verir. Hmm. Bak. Hangi saatçi iyidir? Her seferinde saatin... Çok güzel. Şimdi geldik Newton'a. Newton'un görüşüne. Şimdi Newton Tanrı'yı kabul eder. Ve Newton Tanrı'yı bir saatçi gibi düşünür. Yani hoş. Bunun da... Descartes'in. Bir dakika, Descartes'in bir dakika. Bunun da... Geçmişi var. Bunun da geçmişi var. Neyse. Ben Descartes diyebiliyorum. Evet, hayır, hayır. O da şeye kadar gidiyor. Septiklere kadar gidiyor. O da septiklere tabii, kadar tabii gidiyor. Şimdi yani... Hangi usta daha ustadır? Hangi sanatçıya daha önem verirsiniz? Yaptığı saate sürekli olarak müdahale edip orasını burasını tamir etmeye ihtiyacı olan mı? Bir defa kurup adam gibi bir saat. Adam gibi kurup onların tıkır tıkır işlemesinden dolayı mı giden? Bilmem anlatabildim mi? Tabii. Tabii yani onun için tamam yaptın da yaptın da ne oldu? Yaptın da yaptın da. Çünkü bundan bilim çıkmaz. Tabii çıkmıyor. Yani Tanrı'yı tutup da her şeyin doğrudan faili, birinci deden faili kılmakla ne çıkar bundan? Tanrı'nın işini adam gibi yapamadığı çıkar. Yani inandınız mı? O cümleler sen söylersin, ben söylemem. Evet, evet ama ha, yani o çıkıyor. Ha. Şimdi buna karşılık öbür taraftan işte dediğim gibi iyi bir sanatçı hikmetiyle evreni bir defa yaratıyor. Ondan sonra da onu kendi ayakları üzerine durmasına imkan verir. Hatta başka sana bir şey söyleyeyim. Şimdi geldim siyaset teorisine. Yeri geldiği için söylüyorum. İslamiyet derken, yani genel olarak konuşuyorum tabii tutup da bana şey sorma hangi İslamiyette? Boş ver. İslamiyette şu vardır. Tanrı dünyanın hakimidir. Hristiyanlıkta Tanrı dünyanın tabii hakimidir. Mülk Tanrı'nındır. Güzel. Hristiyanlıkta şu vardır. Tanrı hakimiyetini akıl ve özgürlük sahibi insana belli koşullar altında delege eder.
terk eder. Devreder, devreder. Ne dediğimi anlatabildim mi? Evet, evet. İslamiyet'te Tanrı hiçbir zaman için devretmez. İslamiyet'te dünyadaki insanlar Tanrı'nın sadece görevlisidir. Fransızca konuşuyorum. Ajanıdır. Evet. Memurudur. Oysa ki Hristiyanlıkta Tanrı bırakır şeye, insana. Yani Hristiyanlıkta meşru yönetici vardır. Eğer meşru yönetici kurallara uygun bir şekilde pozitif olarak halk tarafından seçilmişse, Tanrı'nın uygun gördüğü adaletine veya kurallarına uygun seçilmişse, belli bir süre için o meşrudur. Yani Hristiyanlıkta otorite ile iktidar birleşebilir. Evet. Müslümanlıkta iktidar ve otorite aynı şeydir. Kim eline iktidarı geçirirse otoriteye sahip olur. Ne dediğimi anlatabilir miyim? Evet, evet. Nedenini anladın mı neden? Nedeni şu. Bir memurdur bu adam. Hay kıskanç davranıyor. Evet. Yani Tanrı'nın hiçbir mülkünü, hiçbir dominyonunu, hakimiyetini kendisinden başka bir varlığa vermeyeceğiz. Doğaya vermeyeceğiz. İnsana vermeyeceğiz. E Gazali vermedin. Vermedin de ne oldu? Ortaya Türkiye çıktı. Çöktü İslam. Hayır, ortaya Türkiye çıktı. Yani o ne yaptın? Acaba anladın mı dediğimi? Bu çok önemlidir. İbn-i Rüşd geldik artık İbn-i Rüşd'e. İbn-i Rüşd diyor ki adam basit olarak. Ya bu işe yaramaz bir şey. Bu tecrübemize aykırı, ahlakımıza aykırı, sorumluluğumuza aykırı. Dinin, Tanrı'nın bize vermiş olduğu göreve, emanete aykırı. Dilin kullanımına aykırı, dilin kullanımına aykırı. Bak ne demek dilin kullanımına aykırı. Biz ateş dediğimiz zaman yakan bir şey anlıyoruz. Şimdi sen bunu söylediğin zaman ateş yakar, yakmaz, su ısınır, yakan ısınmaz. Yakan ateş mi yakar mı, yakmaz mı? Bu nasıl bir dünyadır? Bu nasıl bir dünyadır? Tamam, Tanrı'yı harikulade korudun. Korudun da bu sözünü ettiğin her şeyi ortadan kaldırmak pahasına korudun. Tanrı'nın işini beş paralık ettin. Anlatabildim mi dediğimi? İşte kötü saatçi gibi. Evet. Tabii böyle demiyor. Bunu hüm ama söylüyor. Bu çıkıyor, evet, ama bu çıkıyor ortaya. Evet. Yalnız hocam burada hemen yine bir saplama yapabilir miyim? İbn-i Rüşd'ün kendini, daha doğrusu fikirlerini müdafaa ederken ikide bir de bir dönüp referans verdiği Aristo var. Evet. İkide bir de Aristo'ya yaslanıyor. Gayet tabii de. Çünkü bu doğa kavramı, yasa kavramı, neden kavramı, tümel kavramı, öz kavramı, hepsi Aristoteles'ten geliyor. Bunları vurgulamakta hepsi, fayda var. Hepsi Aristoteles'ten geliyor, gayet tabii. Zaten İbn-i Rüşd'e yorumcu, evet, değil mi? Malum, evet, ondan geliyor. Evet. Yani tamam, Tanrı, mucize, nedensellik koruyalım da. Ben öyle ifade ediyorum. Bunda kültür çıkmaz. Bundan ahlak çıkmaz. Bundan sorumluluk çıkmaz. Medeniyet çıkmaz. Bundan medeniyet çıkmaz diyor. Evet. Fakat adam, şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ondan sonra doğuda tanınmıyor İbn-i Rüşd. Biliyor musun? Tabii tabii. Ama yani doğuda... Raffaello'nun tablosunda İbn-i Rüşd var ya. Ama çünkü neden? İbn-i Rüşd Aristoteles'i tanıtmak suretiyle Avrupa'yı, o dönemdeki Hristiyanlığa da doğal bir dünyanın taleplerini dile getiren bir felsefe sunmuş oluyor. Evet. Aristoteles'te. Bak ne dedin? Doğal. Evet. Natürel. Çünkü o dünya da bizimkinden farklı değil. Hatta o dünya, ben sana enteresan bir şey, bizimkinden daha beter. Neden beter? Çünkü kilise var bir de orada. Sormayın. Yani bizde Allah'tan din adamının veya Gazali'nin gücü yok. Yani Gazali tekfir eder şey İbn-i Rüşd'ü. Ne olacak? Bir başkası da Gazali'yi tekfir eder. Ediyordu. Edilmiştir de. Tabii, tabii. Biliyor musun ne demek istediğimi? Ama kilise. Öyle değil. Kilise öyle bir şey değil. Kilise bir de arkasına koydu mu gücün engizisyonunu, afaroz etti mi? Afarozunu da koydu mu adam yandı. Evet. Adam yandı. İşte Gazali ile İbn-i Rüşd'ün bu sözleriyle nefes alıyor adam. Evet. Emansipe oluyor, evet, değil mi? Yani kurtuluyor. Bundan şeyi çıkarır. Özgür düşünce, bundan laik bir siyaset, bundan doğal bir ahlak imkanı çıkarıyor. Parlak bir adam değil İbn-i Rüşd. İbn-i Rüşd'e hiç yönetmiyor. Tarihi rolü çok önemli. Tarihi burada bir saklama yapayım. Biraz önce biz tablodan bahsettik. Raffaello'nun meşhur imza odasında, Vatikan'da bir tablosu var Fatih. Bunun adı Atina Ekolü. Bütün meşhur filozoflar var. Hatta en ortada Platon'dan Aristo var. Abicim bunun içerisinde bir tane Müslüman var. Evet. O da İbn-i Rüşd. Evet, evet. Ama İbn-i Rüşd eğer o zaman da yaşasaydık, 13. yüzyılda yaşamış olsaydık, 14. yüzyılda
İbn Rüşd Marx gibi bir adamdı. Herkesin dayandı o. Bir İbn Rüşd'e özel olarak İbn Rüşd'çülük var. Mesela Siger'de Brabant, Brabantlı Siger. Evet, meşhur. Anlatabildim mi? Kilise tabii çok kızıyor. Kilise İbn Rüşd'e de kızıyor, Aristoteles'e de kızıyor. Aristo yasaklıyor herif 13. yüzyılda ya. Yasaklıyor, yasaklıyor. Paris Üniversitesi yasaklıyor. Aynen öyle yasaklıyor. Hem de 200 tane tezini yasaklıyor. Ama niye? O zaman üniversitenin hepsi kiliselerin devamı da o yüzden. Şeker mi? Öyledir. Fakat ilginç olan ne biliyor musun? Bunları yasaklıyor. Fakat bu herifler de takmıyorlar. Takma. Okumaya devam ediyorlar. Şimdi geldik başka bir şeye. Çünkü kilisenin dışında bunları destekleyen güçler var. Evet. Floransa'da tüccarlar destekliyor bunları. Ne anlatabildim mi? Zengin aileler destekliyor. Evet. Kuzeyde yani şeyi, aristokratlar destekliyor. Ha şeyi ters koymayın. Kilisenin rolü İslam'daki din adamlarının ve ulemanın rolünden çok daha şiddetli, güçlü. Çok daha olumsuz, çok daha güçlüdür. Evet, evet. Anladınız mı? Tabii tabii. Fakat orada bunu telafi edebilecek, karşı dengeyi sağlayabilecek gruplar var. Hele şimdi 14. yüzyıla geliyoruz. Artık krallar var. Krallar onların yanında. Bizde hocam negatif örnek var maalesef. Hmm. Yani Fatih'in kütüphanecisi işte Lütfi'den bahsedeceğiz. Bu adamcağızı Bayezid astırıyor. Hı hı. Ve Adnan adı var biliyorsunuz. Hı. İlk İslam bilim şehidi, Osmanlı bilim şehididir bu adam diyor. Hı hı. Lütfü için. Hı hı. Bizde de tam tersi oluyor. Molla Lütfü'den bahsediyorsun. Evet. Molla Lütfü. Meşhur Sarı Lütfü, Molla Sarı Lütfü, Deli Lütfü. Sana biliyor musun? Bana bizim tarihçiler sen de bir Molla Lütfü'sün derlerdi. Allah Allah onu bilmiyordum. Valla ne iltifat. Ben dinlerdim yani. Evet. Ya tabii sonu benim sonum onun gibi olmasını istemem. Doğru. Ama doğru. Öbür doğru. Taraftan o biraz deli doluluk, biraz özgürlük. Evet. İyi bir şey ha. Ama yani Ebu Suud Efendi olmak istemezdim. Doğru. Ebu Suud Efendi Hayrettin Karaman'a çok yakışıyor. Doğru. Bana demin değil mi? Doğru. Ama hocam Lütfiye mesela Fatih inanılmaz destek oldu. Evet. Şakalaşıyorlarmış padişahla ya. Yani dalga geçiyor padişah Lütfü'yle. Lütfü de dönüp padişahla dalga geçiyor. Hı hı. Yani o müthiş bir imkan veriyor Fatih etrafındakilere. Ondan sonra yok. Fatih farklı bir adam. Çok farklı bir adam. Çok hocam çok farklı. Fatih hakikaten farklı. Evet, yani Fatih. Tek bir adam bence farklı. Hayır, sonrakiler de iyi. Hocam Fatih'le Atatürk arasında öyle adam yok. Tamam yok ama ikinci Mahmut var. Üçüncü Selim. Ama bunlar bir Fatih değil. Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur Abdülhamit diyeceksin. Aynen öyle diyeceğim. Evet ben aynen aynı fikirdeyim. Abdülhamit'in hizmetleri müthiştir. Aynen öyle diyeceğim. Eğitime bilmem neye falan. Kesin. Görüyorsun şemalara uymuyor bunlar. Tabii evet, hiç. Evet. Ama evet. Bir Fatih'in dehası işte bir Atatürk gelince çıkıyor ortaya. O zamana kadar böyle adam yok. Evet. Yani kabul ederim bunu da. Evet. Evet, yani. Tabii Atatürk'ü yukarıya çıkarmak şartıyla. Evet, evet, evet. Bunu da kabul ederim. Atatürk inanılmaz bir adam. Evet, yani evet. Benim hala aklım kesmiyor. Benim de almıyor. Şaka etmiyorum, ben de almıyorum. Siz biliyor musunuz ben bir gün... Fakat dün de iki gün eve konferans verdim bir yerde. Ya Atatürk'le alay etme dediler. Ciddi mi diyorsunuz? Vallahi billahi. Evet. Ya Atatürk'ün bu yani anlayamamız konusunda ben bir gün Halil Hoca'yla, İnalcık'la konuşuyordum. Fuat Köprülü'yü sordum. Dedim hocam bu adam. Adam gibi tahsili yok, bilmem nesi yok falan. Ama dedim ya yazıklar. Celal dedi, o dahiydi dedi. Onun hiç tartışması yok. Anlayamazsın da dedi. O dedi dahiydi dedi. Atatürk de böyle bir adam. Yani anlaşılması çok zor bir şey. Ama onun tahsili var canım. Atatürk'ün. Atatürk'ün Köprülü gibi değil. Bayağı ciddi tahsili var. Ciddi tahsili tabii asker adam. Bayağı ciddi tahsili tabii, var. Tabii. Evet. Onun için Köprülü benim için hep muamma olmuştur. Halil Hoca diyordu, bu diyordu müthiş bir zeka. Ben bilmiyorum hakikaten Köprülü'nün yani o senin söylediğin gibi olduğunu bilmiyordum. Halil Hoca da diyor bu müthiş bir zeka. Hocam ben ne zaman yurt dışına gittiysem işte bu edebiyat tarihi, tarih bilmem ne çevrelerinde kimle tanıştıysam ilk söyledikleri ya sizde işte bir Köprülü ama vardı. Ama büyük adam. Bu büyük adam olduğunu biliyoruz da. Hakikaten müthiş bir adam. Ve işin en acıklı tarafı Türkiye'de Köprülü'yü soyun hariciye vekiliydi değil mi derler. Ama bunu, dışarıda soruyorsunuz. Bir dakika. Ha diyorlar büyük Türkiye'ye. Bence bu çok adil bir şey. Bence çok adil bir şey. Çünkü adam o kadar dünya çapında bir bilim adamı olmaktan gidip Dışişleri Bakanı olmayı tercih etmiş. Evet maalesef. Bence bu adil bir şey. Ama kaçmış. Ne diyor da Hegel? Şaşı Tanrı'ya nasıl bakarsa Tanrı da şaşı öyle bakar. Ama hocam kaçmış sonunda. Kaçmış. Sağ olsun. Evet, yani 6 sene dayanmış.
taraflara kaç. Hoca sen politikacı olmak ister misin? Hayır. Heh. Tövbe. Heh. Şimdi bakın birisi şöyle bir şey yazmış. Diyor ki siz dediniz ya başlangıçta hak eden hak ettiği yere gelir diye. Evet. Bir izleyici şöyle diyor ki bu beyefendilerin diyor söylediklerine diyor şöyle inanırım diyor. Sorum kısa basit ver, basit net. Madem liyakat konusunda bir sorun yok, Ahmet Hocam böyle söyledi. Neden bu değerli hocalarımız üniversitede rektör, hadi olmadı dekan, hadi olmadı bölüm başkanı diler. Kendimiz istemediğimiz için. Çok güzel, çok güzel. Hiçbirisi iyi bir soru. Değerli, önem göstermez. Bir insan olarak önemi göstermez. Çok güzel. Sorunun cevabı, gerçek cevabı söyleyeyim ben. Bu adamların değerli olmalarının nedeni rektör, dekan olmamaları. Maalesef. Şaka falan etmiyorum. Onları küçümsemek için söylemiyorum. Ama bir rektör olduğunuz zaman ne bu konuşmalar yapabilirsiniz, ne bu kitapları okursunuz, ne bunları yazabilirsiniz. Bakın ben bu sevgili seyircimize başka bir örnek vereyim. Ama bu çok hoş. Tabii, bak tabii. Enteresan şu. Yani şeyi, değeri... Değer yargıları. Değeri çok, orada görüyor. Yani bu adam eğer değerliyse tam bir şey olsun, bir baş olsun. Anlatabildim mi? Bir gazetenin en değerli adamı... Başyazarı değildi. Yönetmeni midir? Değildir. Ya da yönetmeni midir? Fakat ben şimdi bir örnek vermek istiyorum hocam. Ben hep bizim rektörü methederim. Mehmet'i öyle iyi çocuktur. Ya benim methedince bir rektörüm yok. Zaten üniversitede değilim şu anda. Fakat hocam biz Mehmet'in özellikle ikinci dönem rektör olması için çok dil dökmek zorunda kaldık Mehmet'e. İstemedi. İstemiyorum ben bunu. Bırakın dedi döneyim enstitüme. Bırakın işimi yapayım. Halil İnancı rektör oldu mu? Oldu. Hayır. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Hangi büyük profesör, hangi büyük bilim adamı kendi... Köprülü. Köprülü rektör oldu mu? Ya olmaz. Olmaz. Olmaz tabii. E şimdi söyleyeyim hocam. Yani, Einstein şimdi... rektör oldu mu? Sen bana onu söyle. Hayır olmaz. İhsan Ketin. Hı. İhsan Ketin. Ya Einstein bir üniversiteye tutunabildi mi hocam? Bırakın rektör olmayı. Şimdi şunu diyelim. Rektörlük değerli mi? Değerli. Tabii önemli. Hizmet. Toplumda hizmet. Rektör de lazım. Ama toplumda ben söyleyeyim hocam. İdareci de lazım. Celal İtü'ye rektör olsa İtü'yü bok götürür. Evet, o kadar birbirine bilmem. Girer millet. O kadarını bilmem. Kesin. Millet birbirine girer. O kadarını bilmem. Becerim. Hakikaten bilmem. Ama çok başarılı olmayacağını ben de kabul ederim. Oyan olursa şahane olabilir. Ben de efendim kabul ederim. Eşi olursa rektör şahane olur. Öyle mi? Tabii. Yani bunlar başka şeyler. Evet. Şimdi ben kitapta biliyorum, sana da verdim işte, artık okursun onu. Bu Fatih şeyi, köprülü möprülü meseleleri orada diyorum. Niye bu Türkiye'de tek bir değerler skalası vardır? Maalesef öyle. Her şey bir şekilde mutlaka... Makamla ölçülüyor. Mutlaka makama bağlanıyor. Makamla ölçülüyor. Yahu şu cümlem benimdir. Değerli olan hiçbir şey başka bir şeyle... Ölçülmez. Ölçülmez. Bak, değerli olan hiçbir şey. Güzellik, parayla, bilgi, siyasetle, güç, akılla hiçbir şey ölçülmez. Ya izin vermez buna. Evet. İzin vermez çok buna. Çok doğru, çok doğru. Rektör olup da ne yapacağım ben? Hakikaten ya, yani çekilir mi o iş? He. Yani ben rektörlerin bizim en azından İTÜ'de görürüm. Hayır, yapsınlar, onu da işten yapalım. Ama i̇yi yani benim var. Yapabileceğim bir iş ya, değil. Ya iyi rektör var. Evet. Onlara da ihtiyaç evet. var. Onların ama benim yapabileceğim bir iş değil o. Ama tutup da ya rektör olursun. Evet. Ya da başka hiç. Hatırlıyor musun Platon'la ilgili söylediğim cümleyi? Hatırlıyor musun? Bak bu bizim şeyce. Hani ya... Bilgi böyledir evet. ya da hiçtir. Ya da hiçtir, doğru. He. Ben ne dedim? Ya prensesle evlenirsin ya da hiç evde kalırsın. Onun için diyorum ya, Platon evde kalmıştır. Evet. Peki hocam, biraz da orta çağ, üniversitelerin kurulmaya başladığı çağ dünyada. Şimdi evet. önce 12. Şimdi şeyi değerlendirdik. Yılı... Yani esas mesele kavga çıktı. Ben de şeyle, Gazali'yle, İbn-i Rüşd'ün şeyi ortaya çıktı. Evet. Peki İbn-i Rüşd'ün şöyle bir lafı oldu söyleyeceğim. Doğru mudur o? Allah dünyanın haberi, Allah'ın dünyanın haberi bile olmayabilir. Ya olabilir, çünkü bu şey işte Aristoteles lafı. Yani olabilir dedi. Yaratmıştır ama çok ilgilenmemiştir. Ama işte Aristoteles bunu söyler. Aristoteles orada ilk Aristoteles'in görüşüne göre Tanrı dünyayı bilmez. Ama dünya Tanrı'ya erek olarak, gaye olarak gitmek bakımından, ona doğru hareket etmek bakımından Tanrı insan bilir. Ben bunu şöyle derdim, biraz espri yoluyla. Yani Aristoteles'in tanrısı, Cem Boyun'a yakışıklıydı, hala yakışıklı ve zengin. Şimdi Türk filmlerine bakarsan, Cem Boyuner terzi kızı çok sever. Anlatabildim mi? Ben derdim ki Cem Boyuner terzi kızı sevmez. Tanımaz bile, bilmez. Ama terzi kız Cem Boyuner'i sever. Tabii. Fakat tabii burada işte İsa farklı. İsa da tanrı,
Seviyor. Seviyor. Onun için de İsa Aristoteles'i yener. Şimdi Profesör Coşkun Özdemir bizim... Coşkun Hocamız. Evet. Hemşehrisi. Hemşehrisi. Seyircimizin izleyicimiz. Coşkun Hoca diyor ki... Sevgili Ahmet Arslan, büyük bilim adamı, hemşerim Ahmet Arslan... Bilim insanının önü kesilmiyor yargısına pek katılamıyorum diyor. Hı hı. Pek çok arkadaşımızın diyor... Çeşitli dönemlerde siyasi görüşleriyle üniversitelerle ciddi olarak sorun yaşadıklarını, hı hı. geri çevirdiklerini, layık olduğu ünvanlara ve yerlere ulaşamadıklarını biliyoruz hı hı. diyor. Bunları yaşadık hı hı. diyor. 80'de yaşadık, sonrasında yaşadık, şimdi hala yaşıyoruz diyor ki... Aynı şeyi söyleyeceğim, söylediğim şeyler. Yani gündelik hayatta, bireysel olaylarda bu tür olaylar olmamıştır, olamaz diyecek kadar ahmak bir adam değilim. Benim cümlem son derece genel bir cümle. Dedim ki, değerli olan bir insan eninde sonunda değerini kabul ettirir. İstersen biraz böyle düzelteyim. Ama Türkiye'nin problemi bu değildir. Türkiye'nin problemi değersiz insanın da değersiz olduğu halde onun kadar yükselebilme şansı olmasıdır. Evet. Peki şunu da demezler mi o zaman? Değersiz insanlar buralara yükseldikleri zaman değerli insanların yerlerini çalmış olmuyorlar mı? Ama ona diyebiliriz ki sevgi gibidir bu iş. Yok demem. Benim yerimi kimse çalmadı. Çalsaydı burada olurdu. Benim de çalmadı. Çalmadı. Çalamaz. Yani bunu biraz daha felsefiye... Coşkun Hoca'nın dediğine ben şunu söylemek istiyorum hocam. Eğer siz bilim adamlığınızın yanında çok ciddi başka faaliyetler yapıyorsanız o faaliyetler yüzünden başınıza bir şey gelebilir. Öyle. Ha, benim de tavsiyem onu... Tercih yapın. Ya onu yapın ya bilimi yapın. Evet. Niye ikisini yapabilir? Yok. İkisi birden olmaz abi. Bence de olmaz. Olmaz. Ama geçen programın sonunu hatırlıyorsun. Evet. Geçen programı olmaz. Peki yani bilgili insanların, aydın insanların memleket meseleyle ilgili kafa yormaları gerekmez mi? Gerekir ama faal olarak bu işin içine girmek isterlerse... Bilgili insanların, aydın insanların, akademisyenler en azından asıl işi aydınlatmaktır dünyayı. Evet. Dünyayı aydınlatmaktır, bilgi vermektir. O aydınlık içinde ne yapılacağını anlatmak değildir. Anlaşılmasına yardımcı olmaktır. Açıklamaya yardımcı olmaktır. Kusura bakma. Yani bu basitmiş gibi görünen ama çok temel bir şey. Evet. Ben bunu teknik üniversitede de her zaman söylemişimdir. Yani eğer politika yapmak istiyorsanız, siyasi görüşlerinizi uygulamak istiyorsanız, üniversitenin dışına buyurun kardeşim. Üniversitenin içinde oturacaksanız bunu yapamazsınız. Üniversitenin içinde biliminizi yaparsınız. Schiller'in dediği gibi sessizce sonsuz zamanın içine atarsınız. Ya sen politika birisi da yap. Birisi kullanır bunu. Ama politika yapmak var, politika yapmak var. Hadi. Yani kimse sana niye abi? Görüşlerini ifade etme, sendikaya üye olma demiyor ki. Ya şeyi yani o eylemciliğini, aktivizmini. Hocam Türkiye'de sakallı diye üniversiteden bilim ya onlara itirazımız ya. Yok. Onlar ya bu mesele bunlarla çözemeyiz. Onlar çok anormal ama o anormal dönemleri hazırlayanlar da üniversitenin içinde... Yani neyse oraya girme. Yani evet. Bu ben söylediğim cümlenin genel olarak doğru olduğu kanaatindeyim. Benim tecrübem de. Ama benim tecrübem oldu. Ama sevgili Coşkun Bey bana diyebilir ki Ahmetciğim bak şu örnek var şöyle oldu. Tamam hocam oldu. Oldu bir şey diyemem ne diyeyim ben. Evet. Ya ben şeydeyim ben. Mesela İhsan Ketin'in de önüne hiç çıkılmamış. Yani onu hep söylerdi. Ben derdi hep kendi işimi yaptım derdi. Ve onun için de dünya çapında bir adam oldu. Yani. Değil mi? İlla herkes de benim gibi olmaz onda der ayrıca. Ona da itirazım yok yani. Yani bazıları belki benden çok daha başarılı olarak hem büyük bir şey olur, politikacı olur, hem de ne bileyim iyi, çok da iyi bir adam olur. Olduğunu görürsem de o zaman da derim ki oluyormuş demek. Ama ben olamam. Coşkun Hoca'nın kendisi güzel örnektir ya. Coşkun Hoca'nın kendisi. Nerelere gitmiştir, çok iyi işler yapmıştır bilmem ne. Çok yetenekli bir adamdır Coşkun Hoca. Hı hı. Müthiş bilgili, yetenekli bir adamdır. Hı hı. Yani kimseyi Coşkun Hoca'nın önüne zor set çekerlerdi bu kafayla. Peki hocam bir tekrar konuya dönmek gerekir size. Engizisyon'un bilim ve felsefe üzerine etkisi nedir hocam? Şimdi gayet tabii ki yani bilim ve felsefe üzerine etkisinin olumlu olduğunu söylemek mümkün değil. Çok önünü kesebilmiş midir yoksa? Hayır. Benim genel tutumu anladın zaten. Engizisyon'un şeyini de anladık. 15. yüzyılda epey adam kesmiştir. Epey adam da yakmıştır. Tabii. Ama Engizisyon'a başvurmaya iten şartlar demek ki bilimin
artık Avrupa dünyasında o elbiseye uygun düşmediği, o elbiseyi yırttığı, ilerlediği dünyadır. Şimdi ben burada başka bir şey sana söyleyeceğim. Yani başka bir şeye fırsat verdi. Şimdi sık sık çok şikayet ediyoruz. Yani şundan şikayet ediyoruz. Yahu bu işte ne kadar zamandan beri, ne kadar büyük çabalarla, ne kadar büyük acılarla iyi kötü böyle bir rejimi kurduk. O rejim bak gidip zaman zaman bir yerlerde tökezliyor veya bir yerlerde engelleniyor. Evet. Fatih ben buna katılmıyorum. Niye abi? Ha. Biz hiçbir çaba sarf etmedik. Kusura bakma. Kesin doğru. Ha. Doğru. Anladın mı ne demek istediğimi? Bizi hazırla her şeyi. Ha. Biz yani hani şimdi şöyle diyeceğim. Benim bir kitap vardır. Benim kitap değil, çevirdiğim bir kitap. Friedrich Albert Lange'nin Materyalizm Tarihi. Bu Adnan Adıvar'ın Tarih Boyunca Bilim ve Din diye kitabı var evet. Ya. Onun aslıdır o. Evet tabii Adnan Adıvar onları almıştır rahmetli. Derleyip toplayıp bir etsin o da bir hizmet. Evet. O da bir hizmet. Şimdi bakın ben bu kitapta tabii ben materyalizm tarihi diye okudum ben. Anlatabildim mi? Materyalizm tarihi. Tabii materyalizm tarihi. Fakat iki cilt büyüktür ha. Lange Nietzsche'nin hocasıdır. Büyük bir adamdır. Ben sana getireyim o kitaptan var bende. Vallahi var, okurum var. Hocam memnuniyetle. Şimdi şuna dikkat ettim. Orta çağda en azından işte biraz daha konuştuğumuz dünyada 13. 14. yüzyıldan itibaren 19. yüzyıla kadar aydınların serbest düşünceyi, özgür düşünceyi tesis edebilmek için insan haysiyetine uygun bilimi, felsefeyi tesis edebilmek için verdikleri savaş 500 yıllık bir savaş. Evet, aynen. 500 yıllık bir savaş. 500 yıllık. Yani Vesalius'ları hatırla, Giordano Bruno'ları hatırla, Descartes'i hatırla, Descartes'in kitabını yayınlamasını hatırla. Ne zaman Avrupa? İyi kötü. Kiliseyle veya işte o özgür düşünceye karşı düşünceyle iyi kötü bir dengeyi sağlamış. 19. yüzyıl. Kaç yüzyıl? 500 yıl. Kusura bakma ama. Ne zamandan beri bizim böyle bir derdimiz var? Kadınların emansipasyonu, insanların özgürlüğü, bireyselliğin ortaya çıkışı, şahsiyetin önemi. Bana söyler misin bunu? Hiçbir zaman. Yani bunu bir avuç aydın, ondan öyle çok fazla büyük işler yapmaksızın. Anlatabildim mi? Yani biz kendimizi çok önemsiyoruz. Ama ne acılar çektik, ne acılar çektik. Kimse bir acı çekti falan yok. İhtilaller, Fransız ihtilali, İngiliz ihtilali, Barthelemy katliamı, 1848. Ya onlar nereden gelmişler? Ve onlar biliyorsun hangi farklı yöntemleri kullanmışlar? John Locke, düz demokrasinin, toleransın adamı. John Locke'ın üzerine, hoşgörü üzerine mektubu, bunu okuyun. Bakın ne cambazlıklar yapıyor adam. Bakın ne cambazlıklar yapıyor. İncil'de ne ayetler zikrediyor? İncil'de ne ayetler zikrediyor? Yani bizim enteresan bir tarafımız var. Biz şöyle diyoruz. Ben gördüm, sen de gör. Görseniz aptal mısınız? Niye görmüyorsunuz? Fakat niye ya, görsün adam ya? Bizde John Locke falan çapında adam gelmemiştir. Tabii ki gelmez. Bütün sıkıntı bu. O başka mesele. Yani abartmayalım. Hiçbirimiz kahraman değiliz. Ve hiçbirimiz bu sözün ettiğimiz değerleri gerçekten temsil etmiyoruz. Hiçbirimiz onlar için gerçekten savaş vermedik. Kusura bakmayın. Verecek silahımız da yoktu. Çünkü o kadar büyük adamımız yoktu. Verecek silahımız da yok. Yani biz şunu istiyoruz. Ya işte bıyıklar gitsin. Ya da başka bıyıklar gelsin. İşte bize benzeyen adamlar gelsin. Evet. Benim sorum şu. Gelse ne olacak? Niye gelsin? Geldi de ne oldu geçmişte? Yani neyi hak ettin diyorum Fatih. Bak benim söylediğim şey. Yani daha iyi bir hayatı, daha özgür bir dünyayı hak etmek için ne yaptın? Deden ne yaptı? Deden ne yaptı? Sen ne yaptın? Ben kendi kendime de söylüyorum bunu. Kusura bakmayın. Sen ne yaptın? Ben insanları atalete sevk etmek için söylemiyorum. Fakat biraz dünyaya gerçekçi bakın. O çok önemli hocam. Biraz gerçekçi yani bakın. Bu felsefenin belki de en önemli rolü eğitimimizde. Evet. Bu gerçekçi bakmak ne demektir onu öğretmek. Karşılaştırın kendinizi. Evet. İlber de yapıyor ya mukayeseli tarih. Onu da yapamıyoruz hocam. Onu da yapamıyoruz. Zaten biz kendi tarihimizde de birisi bir şey söylediği zaman işte benim Fatih hakkındaki söylediğim bütün millet ayağa kalktı. Bana küfretmeyen kalmadı diyorum. Kardeşim belge orada oku.
Beğenmiyorsan niye beğenmediğini evet. tenkit et. Evet. Varsa karşı belge. Ama bak onun için çalışması lazım. Tabii. Onun için çalışması lazım. Oturup küfretmek yetmiyor. Evet. Değil mi? Adam gibi bir tez ortaya koyması evet. lazım. Belgeleri bulması lazım. Evet. Böyle bir şey yok. Peki ben yine bir ara vereyim. Sonra belki üniversiteden bahsederiz hem. Şimdi peki. 12. yüzyıl felsefesi, tamam 12. yüzyıl Rönesansı'nda daha gelmedik. Onu bir yapmamız lazım. Onu yaparken üniversitede girerdi. Epey şey yaptık artık. Efendim? Epey şey yaptık. Yaptık da 12. yüzyıldan. Ha, bir toparlayalım çünkü onun önemini vurgulamadık hocam. Tamam. Tamam, devam edeceğiz. Bir ara. Tamam. Evet, yavaş yavaş maillerde hakaretler de başladı. Sevgili Rafi Portakal... diyor ki küfür yemiyorsunuz, yeterince izlemiyorsunuz demektir diyor. Ya Rafi Bey'e çok selam. Rafi Bey'e çok selam. Onun sayesinde çok önemli bir kitabı alabildim hocam. Rafi Bey sayesinde sağ olsun. Onunla bu hafta şeye gideceğiz. Kokoreç yemeye gideceğiz. Gelir misin? Vallahi gelirim. Muazzam ne zaman? Bir kokoreççi var Dolapdere'de. Perşembe uygundur. Tamam. Rafi Bey'le giderim abi, her yere giderim. Muazzam bir kokoreççi var, Ozi diye. Var ya Allah yarabbim. Ben Rafi Bey... Dükkan bu masa kadar, ama söyleyeyim sana. Bütün dükkan bu masa kadar. Abi ben Rafi Bey'in kataloglarından çok şey öğrenmişimdir. Müthiş hocam o kataloglar. Peki, devam edelim. Evet, Orta Çağ... Şimdi 12. yüzyıl şeyine gelelim. İsterseniz 11. yüzyıldaki manastır reformuyla başlayalım. Ondan sonra bu manastır reformunun sebepleri, hocam biraz önce söyledi, kilisenin ahlaksızlığı. Buna mani olmaya çalışmışlar. İşte papazların evlenmemesinde dayatmışlar. Aşırı zenginliğe şeylerde, manastırlarda birken aşırı zenginliğe mani olmaya çalışmışlar. Manastırların etrafı soymalarına mani olmaya çalışmışlar. Cenneti satma işine mani olmaya çalışmışlar. Bu tip işleri yapmışlar. Reform. Reform. Evet, bu ciddi, bayağı şimdi ciddi bir reform. Şöyle diyelim. Tabii kilisenin bin yıllık diyelim ki sorumsuz. Çok kötü bir şey. Gücü var. Eline geçirmiş karşısında, çünkü şey de yok. Devlet de yok. Evet. Evet. Devlet de yok. Gücü eline geçirdiği zaman kullandığı yöntemler bir süre sonra hakikaten insanların burasına getirmiş. Şimdi en güzel şeyi Decameron'da. Decameron. Yani bitiş değil mi? Boccaccio'nun Decameron'u. 14. yüzyılın birinci yarısıdır. Ama ondan önce Petrarch vardır. Yani bunlar kilisenin hayatını, bir taraftan kilisedeki hayatı biliyorsunuz açık saçıktır epey. Rahipleri neler neler yapmadıklarını görürsünüz. Olağanüstü bir kitaptır. Şimdi ama öbür taraftan aynı şeyde işte biraz daha konuştum. Akdeniz, Floransa, ticaret, bankacılık. Carmina Burana'da bile var hocam. O da vardı. Onu gösteririz. Tecrübelerden başladık. Konuşuyoruz işte. Yani önce Yahudiler, sonra bizzat şeyler de çevirdiler. Mesela Kremanalı Gerard çok önemlidir. Tercüman olarak. Tercümanlar çok önemlidir. Hocam sen Thomas'tan biraz bahsedin. Akinalı Thomas'tan bahsedeceğim. Şimdi şeye geçeyim önce. Şimdi sonra 12. yüzyıldan bir Rönesans'tan bahsedilir. Bakın bu Rönesans'ın önemi şu. 14. 15. yüzyılın Rönesans'ı edebi Rönesans'tır. Hümanist Rönesans'ıdır. 12. yüzyılın Rönesans'ı bilimsel Rönesans'tır. Anlatabildim mi? Yani ilk defa olarak işte bu Aristoteles fiziğinden şüphe edilmeye başlanır. Aristoteles fiziğine karşı ileri sürülen düşünceler, mesela bizim İbn Sina, Buridan, Jean Buridan. Çok müthiş bir herif. Evet, müthiş. Evet. Onlar ortaya çıkarlar. Bacon. Evet, Bacon. Roger Bacon. Evet, tecrübe, tecrübe, tecrübedir. Evet. Gerçi bir şeyden anlamaz ama tecrübe, tecrübe demek de önemlidir. Evet. Demek ki onun ihtiyaç duyuluyor. Onun opus maius'u çok önemli. Evet, yani. İhtiyaç duyuluyor. Ondan sonra özellikle İngiltere'de bir Merton grubu vardır. Merton okulu vardır. Oxford grubu vardır. Evet. Çok önemlidir. Merton College. Evet, Merton College. O bilimsel Rönesans bakımından, bilim Rönesansı. Ha, ancak tabii öbürü de daha geniş kitlelere ilgilendiren, yani Leonardo'nun falan dahil olduğu, efendim ressamların, şairlerin, yazarların, heykeltıraşların dahil olduğu Rönesans başka bir Rönesans. Bir şey burada söylemek istiyorum. Genellikle deniyor ki 12. yüzyıl Rönesansı Hristiyanlık çerçevesindedir hala. Ama daha sonraki Rönesans gayet tabii. Tamamen eski Yunan'a dönme teşebbüsüdür. Gayet tabii. Şimdi biraz daha söyledim, o da çıkar. Şimdi bilimsel Rönesans dediğiniz zaman
bilimin ister kültürle, ister edebiyatla, ister hümanizmle bir ilgisi yoktur. Şimdi belki başka bir şey söyleyeceğiz. Mesela İslam Müslümanlar şeyi çevirmişlerdir. Efendime söyleyelim Aristo ve Platon'u. Evet. Ve bütün işte Arşimed'i falan çevirmişlerdir. Ama Homeros'u çevirmemişlerdir. Evet. Veya Eşilos'u çevirmemişlerdir. Öripides'i çevirmemişlerdir. Doğru. Anlatabildim ya. Doğru. Mesela tragedyayla ilgilenmemişlerdir. Tabii. Hatta onunla ilgili biliyorsunuz hikayeler vardır. Borges'in, Borges'in çok hoştur. Yani tragedyayı da anlamıyor bile adam. Ama şimdi tabii önce bilimsel Rönesans deyim yerindeyse ne diyelim buna? Tarafsız. Tarafsız Rönesans. Şimdi biz de zaten Rönesans istiyoruz da sadece bilim Rönesans istiyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Batı'nın hukuku, ahlakı, sineması, ahlaksızlığı gelmesin. Ama bilim gelsin. Teknolojisi gelsin. Hatta sana enteresan bir şey söyleyeyim. Cumhuriyet'in de ideolojisi bu değil mi? Doğru. Bilim ve teknik. Onun için biraz evvel söyledim. Sorun bilim ve teknik değildi. Bilim tekniği herkes yapar. Sorun felsefenin o karşılığı olduğu özgürce, şüpheci, efendime söyleyeyim insan hayatını önüne koyup da onun kurumlarını aydınlanmacı bir biçimde hukukunu, ahlakını, törelerini düşünmedir. Felsefe bu. İşte bir süre sonra Yunan'dan gelen bu ikinci Rönesans. İkinci Rönesans'ta artık bir insan bir bütün olarak ele alınmaya başlar. Hı. Ve deyim yerindeyse yeni insandır artık. Onun için ona hümanizma diyoruz. Hümanizma diyoruz. Evet. Yani insanı temel alma. Evet. 12. yüzyılda bu yok. Bilim Rönesansı. Bilim Rönesansı. 13. 14. yüzyıldaki Rönesans'ta hümanizma artık geliyor. Hümanizma. İnsan. Yani Menander'in tiyatroları, Eşilos'un Münesi, Homeros, yok Herodot'un tarih kitapları, Leonardo'nun bilmem nesi. Anlatabildim mi? O da önemlidir. Üniversiteye gelelim. Sen söylediğin şeye bakalım. Şimdi üniversiteler tabii çok daha erken tarihten itibaren başlıyor ama işte Montpellier, Padova, önce İtalya şehirleri. Bologna. Önce İtalyan şehirlerinde başlıyor. Evet, tabii. Sonra ve onu, hukuk mektepleri olarak. İspanya'da bak. Yok mu bir de aynı dönemde? Üçüncü. Yok, Portekiz. Hayır, zaten İspanya'da Müslümanlar var. Müslümanların üniversiteleri, kendi üniversiteleri, medreseleri. Fransa'da 1231'de zannediyorum üniversitenin kuruluşu. 3-5 sene sonra Oxford kurulur. Evet. Orada. Evet. Yani, zaten Bologna, Paris, Oxford. Evet, yani ona kurulur. Salam o. Ama tekrar ediyorum size. Üniversiteler uzunca bir süre için açıkçası ne felsefe yeridir ne bilim yeridir. Teoloji. Teoloji yapar. Tabii, teoloji ve hukuk. Ve şeyin kilisenin etkisini koruması, devam ettirmesinin araçlarıdır. Yani gerçek hayat, bilimsel hayat, buluşlar, bütün bunların hepsi üniversitelerin dışında cereyan eder. Hatta çok uzun zaman üniversite evet. Dışında. Evet, hocam Royal Society'nin kurulması. 17. Evet. Hepsi. Akademiler niye kuruldu bu yüzden? Evet, evet, onun dışında cereyan eder. Onun için üniversitelere fazla şey yapmayın. Yani, aman üniversite kurarsak olur. Üniversite kurarsak işte şey olur, başka şeyler olur. Hmm. Bu üniversite dışındaki akademilerin etkisi çok büyük. Evet. Yani Leopoldina 1660'tır. Evet. Royal Society 3 sene evet, sonradır. Evet. Şey mesela Colbert'in kurduğu akademi, Fransız Akademisi. Evet. Bunlar birbirlerine bakarlar, evet. Birbirlerinden aldılar. Aynen öyle. Birbirlerinden aldılar. Yukarı ve bunlar hepsi üniversite dışında olan. Çünkü. Evet, evet. Bunlar hür adamlar. Evet, yani evet. Üniversite çünkü kilisenin baskısı altında. Kilisenin baskısı altında. Bunlar değil. Evet, evet. Bunlar değil. Bu çok önemli. Şimdi gelelim biraz da Aquinoğlu Sen Toma'dan bahsedelim. Evet, o çok önemli bir adam. Şimdi Toma, teolog aslında. Yani Toma... Hocam lafınızı kesiyorum. Ben buradan sizin meşhur bana gönderdiğiniz konuşmanıza gelmek istiyorum. Platon, Aristo geçişine. O müthiş. Yani mümkün olsa da keşke seyircilerimize o konuşmayı dinletebilsek. Hocanın yaptığı Fatih bir konuşma var. Kıbrıs'ta. Son sürekli bahsediyorsun ama ben bütün izleyemedim. Metnini gönderdi bana. Ben metni gönderirim sana. Gönder. Fakat yani imkan olsa seyircilerimize onu keşke dinletebilsek. Siz onu izin verir misiniz internete koysun? Koyar tabii canım koysun. Ben seyredeyim. Yani internete koyarsan okuyucu. Yani onu Fatih Altaylı komutere koyarız. Tamam ben sana evet, gönderiyorum evet, onu. Evet tabii. Tamam. Şimdi lafınızı evet, kestim kusura bakmayın. Şimdi onu anlayacak durumdayız. Teolog, Aziz biliyorsun. Evet. Aziz ilan edildiği zaman zaten sonra. Ortaya çıkar. Aziz, Dominiken Aziz.
Bir taraftan teolojiyi bilimlerin hizmet şeysi, efendisi falan. Fakat Aristoteles'i keşfediyor. Aristoteles'i keşfettiği zaman bu Aristoteles'ten kaçınılamayacağına, vazgeçilemeyeceğine karar veriyor. İki, Aristoteles'i Hristiyanlaştırırsam, bunun Hristiyan geleceği için olağanüstü bir şey, ne diyelim, bağış olacağını düşünüyor ve yapıyor onu. Bak ne kadar, biraz evvel Gazali niye karşı çıkıyordu? Şu tez filozofların, alemin kıdemi, işte gelecek hayatın, bilmem, duysal tasviri, bedenlerin haşri, anlatabildim mi? Veya cüz'ilerin bilgisi İslamiyet'e aykırı. Şimdi şöyle diyor. Yani basit olarak anlatıyorum. Buna Hristiyan'a da aykırı ama buna önemli değil. Bilmem anlatabildim mi? Yani tam olarak böyle değil. Yani bunlar önemli değil. Kaldı ki bu konuda yani gölgede bırakıyor. Yani ihtilaf konusu olabilecek ve Aristoteles'ten yararlanmasına engel olacak olan zıtlıkları gölgede bırakıyor. Görmezlikten geliyor ve Aristoteles'le Hristiyanlığı birleştirebilecek başka şeyler arıyor. Ve siyaset yapıyor. Aynen, bu tam diplomasi, bu değil mi zaten? Yani evet. Uzlaşabileceğim konuları söylüyor. Aynen konuları öyle yapıyor. Ama tabii derin bir adam. Çok derin bir adam. Çok ya bugün neredeyse o iki kitabını getirecektim seyircilerime göre. O Summa Theologica bu kadar Fatih, 3 cilt. Bana onu kim aldırdı biliyor musun, oku diye. Xavier. Ben Paris'teki, al oku onu dedi. Bir de Summa Contra Gentiles'i getirecektim. O da bu kadar bir kitap. Basit bir şekilde anlatayım. Her bilimin diyor iki aydınlatılma açısı vardır. Bir, bilimin kendisinin kendi içinden aydınlatılması. Bununla fizik yaparsınız. Bununla matematik yaparsınız, astronomi yaparsınız, her şeyi yaparsınız. Bir de bilimin diyor tanrısal ışık zaviyesinden aydınlatılması. Yani aynı eşya doğal olarak baktığınız zaman başka bir şeydir. Aynı eşyaya vahiy açısından baktığınız zaman başka bir şeydir. Şimdi bak, çok hoş bir cümle bu. Bu çok bir şey cümle. Aynı eşya başka bir anlama bürünür. Başka bir derinliğe kavuşur. Bu çok önemli. Çok önemli. İkinci olarak dediğim gibi, yani Hristiyan ahlakını Aristoteles'in ahlakıyla birleştirdiğimiz zaman, erdem ahlakıyla birleştirdiğiniz zaman Hristiyan siyasetini işte dört tane şeyi ayırt eder. Kısaca başarır bu işi. Evet. Kısaca bu işi başarır. Ama bakın, bu işi başarmasının nedeni şu. Yukarıda gene teoloji var. Tabii. Yukarıda gene İsa var. Yukarıda gene kilise var. Adam aziz. O yüzden ki İslam filozofu, bence benim şahsi görüşme göre, yani İslam filozofları gereğinden fazla Yunanlıdır. Ne dediğimi anlatabildim mi? Gereğinden fazla Yunanlı olduğu için dini felsefenin alt düzlemdeki bir görüntüsüne indirgerler. Oysa ki tam tersi. Sen de sonra oradan kurtulmak için Gazali gibi davranmak sonuna kalırlar. Sonra da insanlar Gazali gibi davranırlar. Yani bu problem tabii önemli bir problem. Ama sonuçta bu şu demektir. İslam dünyasında, bitiriyorum bu konuyu, felsefenin, yani aklın, efendime söyleyelim, topluma, toplumsal meselelere, bilime, bilimin gerçekleştirilmesine, siyasete, uygulanmasına ve verimli kılınmasına imkan verecek şemsiye, yorum, olumlu bakış açısı sağlanamamıştır. Evet. Ama Hristiyan dünyasında işte akıl burada, burada, işte şey burada, tanrısal ışık burada, orada, işte gene felsefe teolojinin hizmetçisi. Bunun sayesinde birkaç yüzyıl felsefe dinin şemsiyesi altında gelişme, serpilme imkanı bulmuştur. Aslına bakarsan, İslam dünyası haklıdır. Yani şunu demeye çalışıyorum, o imanla akıl arasında uzlaşma, efendime söyleyelim, fıstık gibi bir dünya yaratmamıştır. Nitekim arkasından Descartes, Newton, Nietzsche, yok bilmem Darwin geldiği zaman darmadağın olmuştur. Yani bugün teori o değildir batıda. Bugün tabii, teori o değildir. Teoloji kraliçedir,
felsefe onun altındadır, felsefe ile bilim veya felsefe ile teoloji uzlaşır, böyle bir bu şey yokmadı da. Bitti artık o. O görüş bitti. Batmıştır o görüş. Fakat önemli olan o değil. O görüş o zamana kadar deyim yerindeyse aklın ve felsefenin ve bilimin yaşaması için gerekli atmosferi ortamı sağlıyor. Ortamı sağladı. Bu evrimin evet. aşamalarından biri ne oluşturuyor? Evet, evrimin aşamalarından biri. Ama şimdi artık Batı'da buna bitmiştir. Tabii. Yani Batı'da akılla nakil birbirine uyar mı, uymaz mı, buna hava gazı. Buna bitti artık. Doğru. O olay da bitti. Batı'da peki genel olarak, basit olarak ifade ediyorum gene. Din tümüyle başka bir alanın bilim, felsefe, gündelik hayat, siyaset, eğitim, ahlak bambaşka bir alan işidir. İman kanıtlanamaz. Evet. Bitti bu. Ve kişiseldir. Ve kişiseldir. Tabii. Tamamen ruhla ilgili bir şeydir. Bitti mesele, problem yok. Ama buraya gelmek için oradan geçmek lazımdı. Şimdi bizim bütün şeylerimiz, büyük ulemalarımız, İslam ne kadar akla uygundur, ne kadar doğaldır, iman ne kadar bilmem şey yapılır. Bence bunların hepsi hiçbir değeri olmayan cümlelerdir. Akla uygun olan din olmaz. Akla uygun olan iman olmaz. Hiçbir kitap, Kur'an dahil, kutsal kitap olarak fizik olmak bakımından Platon şeyle, Newton'la yarışamaz. Yani? Yani bunlar anlamsız şeyler bunlar. Bunlar boş şeyler. Yani Kur'an'ı bir fizik kitabı, bir bilim kitabı, bir kimya kitabı olarak okuyamazsınız. Onu başka bir şey olarak okuyacaksınız. Biraz evvel söylediğim anlamda okuyacaksınız. Ayrıntılarına girmiyorum ama çözüm bu. Ama biz hala şimdi Kur'an'da atom bombasının sırları var, Kur'an'da işte nehirler birleşti, dağlar birleşti falan filan diye cümleler. Bunlar bence enfantil şeylerdir. Kur'an'a inanmak için bunların içinde olmasa gerek yok. Gayet tabii. Gayet bunlar tabii. Olmadan da inanıyorsan gayet tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Gayet tabii. Ya hocam ben burada tam tersi bunlar normal bir adamın ona inanmaması için son derece şey neden. Yani Kur'an bu mu? E bu yanlış bir biyoloji. Evet. Kur'an bu mu? E bu yanlış bir fizik. Yanlış biyoloji. Ne diyeyim anlatabildim mi? Ama Kur'an bu değil dersen. Ya cennet, cehennem, tanrı, iman bunlarla ilgisi yoktur. Bambaşka dersen. Aklımızın eremeyeceği şeylerle ilgiliyse tamam. Ya ben çok başka güzel. Bir şey söyleyeyim. Anladın mı demeyi? Bu basit bir şey. Hocam benim sevgili arkadaşım Fatih'in de iyi dostu Profesör Xavier Le Pichon çok sıkı bir Katoliktir. Hı-hı. Bu adam da dünyanın şu müthiş anda bilim adamıdır ama. En büyük teologlarından da yani bu leva tektoniğini icat eden heriflerden biridir Xavier. Hı-hı. Bir gün Xavier'e sordum. Ya kardeşim dedim senin bu aklında bu ilgisi nasıl duruyor? Hı-hı. Yani dedim sen dedim ilgisi yok demiştir. İlgisi yok. Şimdi onu söyle. Sen dedim evrim yani Darwin'in dediğini doğru bulmuyor musun? Kesinlikle doğru dedi. E peki kardeşim dedi bunu nasıl bağdaştırıyor? Aa dedi. Bak dedi. Dini kitaplarda yazılanlar dedi şimdi sizin dediğinize geliyor. Bilim değildir. Gayet tabii canım. Bunlar dedi ahlaki dersler veren paraboller. Evet, evet. Yani sizin biraz önce deyim dediğiniz, evet, evet. Bunlar dedi ahlaki evet. dersler. Eğer dedi sen dedi dini kitapları bilim açısından görmeye başlarsan dedi, ertesi gün dinden çıkarsın dedi. Santayana diye bir Amerika filozof var. Meşhur, evet MIT'de profesör George Santayana. Felsefeye girişte onu bulursun. Bak ne evet. diyor biliyor musun? Din ahlaki bir şiirdir. Evet. Zabiye aynı şeyi söyledi bana. Ahlaki şiir. Yani şiir demedi yani ama sadece şiir değil. Ahlaki bir şiirdir diyor. Evet. Ya böyle, bu iş böyle, maalesef böyle. Veya iyi ki böyle. İyi ki böyle. Saate bakıyorum. Niye? Siz daha eve gidip kütüphanede çalışacaksınız. Hayır abiciğim, şimdi eve gidip yatacağız. Yatacak mısın? Hocayı abi? Yormam bunda. Ama sabahleyin kalktığımız zaman ilk iş kahvaltımızı ettikten sonra kütüphaneye geçeceğiz. Gezeriz. Değil mi hocam? Tabii tabii. Gezeriz. Bu saatten sonra ben kıskandım hocam, abi kütüphaneye sokarsam oya vallahi kıskandım. Bir kovalar. Yani bu yaşta adamı kütüphaneye. Ben bakarım. Hocam. Ben yorgun değilim. Allah aşkına. Vallahi billahi. O zaman beraber. Birlikte gezeriz. Gezeriz. Yaşayın hocam be. Ben malımı biliyorum. Ben gezerim. Çünkü benim için o kütüphane uyumaktan daha değerli. Çok teşekkür ederim söylüyorum hocam. Sağ olun. O da uyumuyor zaten. Sabah ben de uyumam hocam. Otururum yani. Uyuyor. Oturur kütüphanede sabaha kadar çalışır. Peki niye uyuyacağım zaten? Benim hakikaten ihtiyacım yok. Değil mi ama? Yani normal hayatımda da ben fazla uyumuyorum. Ben işte yatıyorum sabahleyin 3'te, 2'de, 1'de kalkıyorum ve çalışıyorum. Evet. Ve daha iyi yapacak da işim yok. Evet, bravo.
Ya size başka bir şey söyleyeyim. Siz 74 yaşındasınız. Evet. 91 yaşındaki Doğan Bey aynı şeyi yapıyor. Diyor ki saat 2'de kalkıyorum. Ne yapsın? Oturup çalışıyorum. Ya yapacak daha iyi bir şey yok. Halil'e de öyleydi. Evet. Yapacak daha iyi şey yok. Doğru. Yani ben felsefeyi de daha yapacak işim olmadığı için yapıyorum. Hocam ben Hayyam'dan şeyi öğrendiydim diyor ki bu diyor şarapçılara ben hayret ediyorum şarabı satıp daha iyi ne alacaklar diyor. Ben onu kitapçılar için söylüyorum. Diyorum bu kitapçılara ben hayret ediyorum. Evet. Bu kitabı satıp daha iyi ne alıyorlar acaba diyorum. Allah illa yani. Çok, hakikaten ben iyiyim yani. Hiçbir problemim yok. Peki nereye devam edelim? Şimdi şeye geleceğiz. Akira Thomas'tan girdik. Çözdük anlattık. Bitirdik. Şimdi şeye geçiyoruz artık. Orta Çağ'ın sonuna geldik. Evet. Orta Çağ'ın bitişine geldik. Hı-hı. Orta Çağ'ın bitişine ben oraya girdiydim biraz. Hocam Gemici Henri ile başladım. Biliyorum. Yani bu coğrafya şifler. Yani Avrupa'nın gözünü kendi dışına çevirmesi. Buna mukabil Doğu aleminin, siz biraz önce Çin'den örnek verdiniz. Evet. Çok güzel o Zhang He'nin gemilerinin, o seferlerin durdurulması. Hemen. Ve Çin bitmiş, içine kapanmış. Müthiş bir müthiş bir donanma. Hocam o donanmadaki gemilerin biri Christoph Kolomb'un Santa Maria'sının 20 misli büyüklükte. Çok güzel işte. Ha. Devasa gemiler ya. Evet. Bunu yapmış Çin ve Konfüçyusçu papazlar. Evet. İmparatoru demişler ki bu Çin aleyhine. Evet. Bu demişler açılmayalım. Evet. Ve Çin bitmiş. Evet. Orada finito. Evet. Yani İslam dünyası Osmanlı aynı akibete uğramış, bitmiş. Dışarıyla teması kesip bitmiş. Yani dışarıyla bu kadar yakın temasta olan benim bildiğim en son Fatih'tir. Ya şöyle bir düşün. 15. yüzyıldan itibaren, 16. yüzyıldan Avrupa'dan gelen çeşitli görevlerle. Evet. Tüccar olarak, seferette katip olarak, elçi olarak yüzlerce, binlerce adam var. Evet, bir sürü de şey kitap yazmış. Peki 18 yıla kadar Osmanlı dünyasından giden, dışarıya giden tek bir adam var mı? Var. Var. Şu meşhur şey işte 28 Mehmet Çelebi. Bir de Evliya Çelebi. Evliya Çelebi çok istisna. O çok istisna. Bir dakika. Adam bir gidiyor. Onun biliyorsun o seferatnamesi çevrildi. Şevket Rado çevirmişti. Ama nasıl ağlıyor? Yani 11 ay veya 10 ay kalmış. Yani şeye gitmiş gibi. Hakkari'ye gitmiş gibi ağlıyor adam. Evet. Anlatabildim nedir mi? Nedir bu rezillik diye. Bu nedir? Nedir çektirdiğim beni şark hizmetine gönderdiniz diye. Ve gittiği dönemde yani 1730'lar. Yani o Philip Rameau'lar var, operalar var, bilmem neler var. Çok zeki bir adam, hoş bir adam. Şunu demek istiyorum. İhtiyaç duymuyor. Evet. Kendi dünyası yetiyor kendisine kendine. Yetiyor. Evet. Kendi dünyası kendisine yetiyor. Ama öbürsü? O sırada dünyayı fethediyor, dünyayı keşfediyor. Haritalıyor herif ya. Her şeyi haritalıyor. Dünya böyle. Dünya böyle. Bizde işte bir istisna Katip Çelebi. Katip Çelebi özel. Katip Çelebi dedi. Yok, Evliya Çelebi. Evet, evet. Evliya inanılmaz bir. Evet, evet. Fakat hocam Katip Çelebi de fark etmiş. Evet. Yani gidememiş zavallı evet, ama evet. O burada otururken evet. Ne kadar geri kaldığımızı fark etmiş. Bana Fuat Bey bir şey söyledi. Fuat Sezgin Hoca bir şey söyledi. Celal dedi. Bunlar dedi sırf Avrupa'yı bilmiyor değiller dedi. Evet. İslam dünyasını gayet tabii bilmiyorlar. Osmanlı dedi İslam mirasını bile bilmiyordu. Yahu şeyin bir kitabı vardır. Baron de Todun. Meşhur. Bizim okulun kuruluşunu anlattığı. Güzel. Hatıraları. Güzel. O kitapta, o kitapta şu işte mühendishaneyi açarken i̇şte, bir sınav yapar. Evet. Üçgenin üç açıları. Hah. Hükümdar der ki bunları fazla incitme. Çünkü mahcup olmasınlar. Soruyu sorar. Yani bir üçgenin üç açıları kaç derecedir? Üçgenine bağlı. 1770'lerdeyiz biz. 1773. Ha. 73. Üçgenine bağlıdır. Evet. Allah. O zaman Baron de Todun diyor ya. Sıfırdan başlamak gerektiğini anladım diyor. Bu bizim okulun kuruluşu ya. Teknik üniversitenin kuruluşu. Evet, evet. Yani ve ilginç olan bunun gerekliliğine askerler karar veriyor. Evet. Yani Cezayirli. Çünkü elleri şeyin evet, içinde. Evet. Elleri taşın altında. Görüyor, aynen öyle. Savaşıyor adam ya. Ve adam bakıyor yani ölüyor. Bu cehaletle yani Konsampriyes geliyor diyor ki ya Rus donanması hareket etti. Hı-hı. İşte bu, nereden gelecek diyor. Neden gelecek? Gelemez diyor. Gelemez diyor. Balkan Denizi'nden haberi yok. Bizim donanma yakıldıktan sonra da Avrupa'ya suçluyorlar. Venedik kanal baylosunu diyor. Çağırıyorlar. Evet. Siz diyorlar kanal açtınız öyle geldi bunlar. Evet evet. Yani şeyin Cezayirli'nin burasına gelmişti. Hmm. Bu kadar cehaletle devlet idare edilmez. Gene Baron de Todt'tan sana bir hikaye anlatayım. Buyurun. Bu Baron de Todt gelirken Fransa'dan Toulouse veya Marsilya'dan bir gemiyle geliyor. O gemide de Osmanlı donanmasının kaptanı Deryası var.
Tabii yolculuk epey uzun sürüyor. Tabii. Yani yaklaşık zannediyorum 2-3 ay sürüyor. Burada ahbap oluyorlar. Bir gün soruyor kendisine, oku bak. Bir gün soruyor bu şey, Kaptanı Derya Barıntı'da. Yahu diyor, bu Venedik'le diyor, Rusya diyor komşu değil mi birbirine? İşte yani. Venedik'le Rusya komşu değil mi diyor Venedik devletiyle. Adam düşünüyor, ulan ne desem ben buna? Ben bu ne desem? Yani yahu arada Balkanlar var, arada Romanya var, arada bilmem ne var falan filan. Efendim diyor, arada Osmanlı İmparatorluğu olduğu için, ikisi de birbirine komşu olduğu için, evet komşudurlar. Öyle diyor. Sayılırdı. Öyle sayılır diyor. Ne desin adam? Şimdi hocam, ben şuna gelmek istiyorum. Keşifleri meşifleri falan filan konuştuyduk daha önce dediğim gibi. Şimdi Rönesans'la beraber Bizans'ın rolü. Hı hı. Şimdi ikide bir de bizim Sevim Tekeli'nin kitabını bilirsiniz. Biliyorum. Bunu inkar etmeye kalkar bir felaket bir şeydi. Hı hı. Bizans'ın da çok önemli rolü var. Var. Gönderdiği adamlarla. O kadar önemli değil. Neden? Yani şöyle, ona ihtiyacı olmaksızın zaten İtalya doğrudan doğruya başlamış vaziyette. Başlamış. Şöyle Yunan'la temas halinde. Eserlerini çevirmiş, orijinalini çevirmiş. Fakat hocam... Oradan giden, bir dakika, önemli değil demiyorum. Çok önemli değil. Evet. Oradan giden adamlar, yani oradaki o harekete, değil mi, belli bir ivme kazandırabilirler. Ama o hareketi belirleyecek nitelikte değiller. Fakat ben şunu vurgulamak istiyorum. Jacopo Angelo ile Roberto Rossi, Crisoloras gittiği zaman dediğiniz gibi kitaplarını gösteriyorlar. İşte biz bu Yunanca kitapları aldık. Fakat diyorlar bu Yunanca'yı iyi öğrenmek istiyoruz. Hı hı. Sen bize öğretir misin diyorlar. Ve diyorlar biz kitap arıyoruz. İşte Crisoloras diyor ki ya diyor bizde çok. Gelin alın. Var tabii. Ha, gelin alın. Bunlar İstanbul'a geliyorlar. Hı hı. İstanbul'da muazzam miktarda kitap alıyorlar. Ve Crisoloras en sonunda diyorlar ki bak diyorlar. Buranın geleceği kötü senin açından. Hı hı. Türkler bugün yarın alacaklar burayı. Yani 15. yüzyılın birinci yarısındayız. Ya, tabii de yani bu hayır daha 14. yüzyılın sonundayız. 1300'lerin sonundayız. Diyorlar ki sen bizim oraya gel. Hı hı. Ve bu İtalya'ya gidiyor. İtalya'ya giderken çantasında Ptolemaios'un atlası var. Ptolemaios'un atlasının tercümesine başlıyorlar. Hı hı. Hatta kendisi başlıyor. Ömrü vefa etmiyor. Biz Konstanta giderken vefat ediyor falan. Bunlar yapıyorlar. Ptolemaios'un atlasının müthiş bir etkisi oluyor buna. Mesela Avrupalılar, Arapların, Müslümanların coğrafyasından büyük ölçüde bir haberler. Evet. Mesela Framauro'nun haritalarına bakıyorsunuz, bunlar Araplardan alınmış, pek Araplardan alındığını bilmiyorlar. Hı hı. Onun için Ptolemaios'la Avrupa coğrafyası biraz geri gidiyor. Ama önemli olan, ya böyle şeyler yapmak lazım. Hı hı. Yani o keşifleri, meşifleri falan filan tetikliyor. Dolayısıyla Crisoloras gibi adamların Besarion gibi bir mesela kardinal herif. Kardinal, biliyorum. Gerçi herif Bizanslı ama evet, katolik oluyor kardinal. Mesela Besarion'un muazzam bir kütüphanesi var. Bu herifleri bunlara öğretiyor. Dolayısıyla Bizans'ın rolü ben yok demedim. Epey önemli gitmek. Olabilir yani o kadar da uzmanı değilim. Evet. Kusura bakma açıkçası. Peki bitirelim mi? Devam edelim mi? Ahmet Hocam bir kez daha rahatsız eder miyiz program için? Her zaman. Lütfen rahatsız edelim. O rahatsız edilmeyi kabul eder mi bilmiyorum ama bir ya edelim. Benim için mesele değil. Ben daha iyi yapacak işim yok dedim ya sana. Estağfurullah hocam yaşayın. Gözümden dışarı çıkmayı çok sevmiyorsun da o yüzden ben çekiyorum. Yok yok önemli değil işte geliyorum görüyorum değişiklik oluyor. Yaşayın hocam. Evet. Şimdi Cihan'ın kütüphaneyi görünce zaten artık hep gelmek istedim. Evet ama sağ olsun ben her zaman davet etti. Hocam istediğin zaman istediğin kadar kal dedi aynen burada. Aynen öyle. Ama bunu söylediğin zaman kitapları yazmıştım artık. Evet. Ama bak yeni katkılarım var. Kütüphaneme. Avantayı yaptın yani. Evet abi. Yani karlı çıktım. İmzalı. Sana da göndereceğim evet. Canım. Söyledim. Adresi aldım bu sefer. Geçenlerde. Bir kısmını getirmişsin. Fatih. Efendim? Bir kısmını getirmişsin. Geçenlerde bizim İTÜ rektörü Doğan Kuban Hoca'yı ziyarete geldi. O biliyorsunuz düştü kalçasını kırdı falan filan. Mehmet dedi ki bir ziyaret edelim hocayı dedi. Ziyaret ettiler. Çıkarken Mehmet dedim ne yaptınız? Mehmet dedi ki karlı çıktım dedi. Bir baktım koltuğun altında. Hoca bir sürü kitap vermiş. Mehmet koltuğun altında. Biz neyi verebiliriz ki? Bizim verebileceği başka bir şey yok ki yahu. Koltuğun altında kitaplarla geliyor Mehmet. Peki o zaman bu akşam noktalayın. Saat 12 oldu. Yarın iş günü. Evet. Güzel. Zaten 3 saat oldu. Yeter bence. Şu programı yaptık. Ayıt tadına bıraktık yani. Zaten söyleyeceğimiz şeyleri söyledik. Söyle şu televizyon idaresine bizim programı cumartesi akşamına alsınlar. Herkes istiyor. Sana da bir tonla geliyordur Allah bilir.
Çok önemli bir istemeyen sayayım sana. Kim? Karım. O zaman olmaz abi. O zaman olmaz. Oya da istemez sana söyleyeyim büyük ihtimalle. Niye? Ben nasıl olsa bir işe yaramıyorum. Sen işe yarıyorsun. Ne işe yarıyor? Herhalde bir katkın oluyor evde. Bir karnı yemeğe götürüyorsundur bilmem ne yapıyorsun. Tabii ki. Ben onları yapamadığım için pek ilgilendirmiyor. Öyle mi? Tabii yani beni çağırmadığınız zaman kütüphanemde oturup çalışıyorum. Başka bir işe yaramadığım için yapayım. Ahmet Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Bunlar böyle tarihe geçecek sohbetler oluyor. Yani bunları internet ortamında falan herhalde nesiller belki okur, izler. İyi ki varsınız. İyi ki zahmet buyurup buralara kadar geliyorsunuz. Bizleri irşad ediyorsunuz. Sağ olun. Ciray Bey size de öyle teşekkür ediyoruz. Ya kardeşim ben bu akşam dedim ya. Sen ders, ders almaya geldim. Evet. Ve aldım da yani çok hoşuma gitti. Hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür aklınıza ederim. Sağlık. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Karlı da çıktım. Bak yani edindiğim bilgi dışında daha edineceğim hazineler burada. Görüyor musun? Bak ne güzel. Vallahi abi. Sende o Aristoteles'in pirinci baskısı vardır. Hayır ben de bunun abicim ne yazık ki. Bak Türkçe'de hiçbir şeye güvenemediğim için. Birinci baskı mı? Gavurcaları var. Birinci baskı yoktu ben Aristoteles'de. Bunun gavurcaları bende var. Var. Değil mi? Ama şimdi ben öğrencilerimle konuşurken nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Ahmet Hoca da onu öğreniyor. Şimdi. O çok önemli. Yani tabii başka yeni şeyler de öğreniyorum da. Mesela şu benim şu felsefeye giriş benim için çok önemli. Onu okumam lazım. İslam felsefesi, İslam felsefesi üzerine abi yani. Şey. Bunları okumam. O ilk çağ felsefesinden. Gerçi hepsini daha bitiremedim ama çok şey öğrendim. Çok hakikaten yani çok hoşuma gidiyor. Ve diyorum sevgili seyircilerimiz Ahmet Hoca'nın kitaplarını alıp okusunlar. Hakikaten çok faydalı. Hem kitaplarını hem çevirilerini. Evet abi yani dünyaya gözleri iyice açmış. Çok çok da hayırlı olur. Peki çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz izlediğiniz için çok i̇yi teşekkür akşamlar. Ediyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Bu akşam az küfür ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz sizlere. Hocam sizin yüzünden, sizden korkuyorlar o yüzden bizi. Evet. Sizi seviyorlar. Bizi. Hoca kalkan görevi görüyor. Hocayı seviyorlar. Sen de beni sevmiyorlar. Evet abi ne yapalım? Pazartesi akşamı yani yarın akşam umarım spor programında görüşme fırsatı olur. Biz seyretmeyeceğiz. Olur. Biraz yolda olacağım. İnşallah bir sıkıntı olmazsa yetişirim. Herhalde yetişirim. Uzun yoldan geleceğim. Ama salı akşamında tek tek de tekrar görüşeceğiz. Tek tek özelliği tek tek siyasette görüşeceğiz. Hoşça kalın. Herkese iyi haftalar diliyoruz.